Anlık Skor'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında şu anda 41. dakikası oynanan karşılaşmada Fernando Ağa'nın attığı golle 1-0 önde. 16. haftada Galatasaray bugün kendi sahasında Akhisar Belediye karşısında 3-2'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Hemen haftanın programına bir göz atalım. Hafta Gaziantepspor Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlamıştı. Gaziantepspor 2-0'la geçti Çaykur Rizespor'u. Torku Konyaspor 1, Bursaspor 0, Trabzonspor 3, Antalyaspor 0, Mersin İdman Yurdu 1, Kasımpaşa 2, Medikana Sivasspor 0, Kayserispor 0 ki bugün ilk karşılaşmasıydı bu karşılaşma. Galatasaray kendi evinde ilk 45 dakikasını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-2 kazandı Akhisar Belediye karşısında. Gençlerbirliği Fenerbahçe karşısında maçın 41. dakikası devam ederken 1-0 önde. Ayrıca Başakşehir kendi evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya geliyor ve Eskişehirspor'un da Başakşehir karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. 16. haftanın son karşılaşması Osmanlıspor'la Beşiktaş arasında yarın saat 20'de oynanacak. Evet sevgili seyirciler, Gençlerbirliği Fenerbahçe bugün anlık skorda masaya yatıracağımız 90 dakika maçın 41. dakikası. Hemen iki takımın da sahada mücadele ettiği 11'leri aktarmak istiyorum. Gençlerbirliği kalede Hop, savunmada Uğur, Kulusic, Ferhat, Lato, Levici, orta alanda Skulason, Landel, hemen bakıyorum, Spellman, Dimitradis, Stanku, forvette ise El Kabir ilk 11'i var Gençlerbirliği'nde. Fenerbahçe ise kalede Volkan, savunmada Gökhan Kayer, Alves, Hasan Ali. Orta alanda Mehmet Topal, Josef, Diego, Markovic, Fernandao ve Nani ilk 11'i var. Fernandao'nun attığı golle Fenerbahçe 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Her hafta olduğu gibi Tanju Çolak, Muhittin Boşat ve Gökhan Dinç'le birlikteyiz. Tanju Çolak bir günlük aranın ardından aramıza katıldı. Hoş geldin Tanju abi. Hoş bulduk, teşekkür Hemen ederim. Hemen seninle başlayalım. Bugün Galatasaray iyi oyun, özellikle ilk 45 dakikadaki iyi oyunuyla 3 puanın sahibi oldu. En azından zirveden uzaklaşmadı. Akhisar'ın önüne geçti 1 puanla. Bugün Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 önde. İlk 45 dakikanın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe oyunun tek hakimi gibi görünüyor. Gençlerbirliği çok da maçı kazanacakmış gibi oynamadı. En azından ilk 42-43 dakika içinde. Yani iki takımı böyle teraziye koyduğumuz zaman Fenerbahçe Gençlerbirliği arada dağlar kadar fark oldu da bir gerçek. Bunu da kabul etmek lazım. Ama daha öncesinde Galatasaray Akhisar maçına gelirsek Galatasaray'ın ilk 45 dakikada bence bugüne kadar oynadığı en iyi 1-2 oyundan biriydi desek yalan söylememiş oluruz. İlk 45 dakika için evet, söylüyorsun. İlk 45 önde dakika basan, isteyen, yapan, koşan, çok, mücadele çok eden. Ki hakikaten, Selçuk ve Burak gibi iki tane çok rakibine pozisyon vermeyen. Yani şu da mı ortaya çıkıyor? Buraksız da Selçuksuz da oynanabiliyormuşun göstergesini yaptılar bana göre. Ve ilk 45 dakikada oynanan oyunun kalitesi, temposu şapka çıkarıyor. Podolski, Sayger, Olcan. Demek ki Tanju bunlara bir 3-4 oyuncu daha şey yapsa, eklense böyle oynayabilecek. Ki kötü oyuncular da vardı yani. Bu sayı 4'ten 5'ten 8'e falan çıksa çok farklı bir Galatasaray oyuna göreceğiz. Etkileyecek ki, oyuncular evet, hocam, o zaman çok farklı olacak. En iyi takımlarından bir tanesi Akhisar. En iyi pas yapan, ileri çıkan. Ben bugün de çok beğendim. İkinci yarı özellikle evet. Ya, yalnız Haluk biraz şey olsa yani şanslı ve becerikli olsaydı 2 tane 3 tane daha gol yapabilirdi şey takım hocam, Akhisar takımı. Akhisar'ın kaleci performansı kötüydü. Evet. Beşiktaş karşısında Akhisar Lukaç, 2-0 kazanmıştı karşılaşmayı ama kaleci bugün bir hayal kırıklığıydı. Kurtarışlar yapmıştı. Bugün hayal kırıklığıydı tamamıyla. Yani bugün ilk golde belki Umut'un golünde yapabileceği bir şey yoktu ama Galatasaray'ın ikinci ve üçüncü golünde. Üçüncü golde bilhassa yani bir kadeci öyle ayakla ona şey yapmaz. Topu tutabilirdi, tutamadı. Yani tutamadığı top Podolski'nin önünde. Bu da kalecilik şansı diyelim arkadaşlar. İşte bazen iyi kaleciler çok kötü goller, çok hatalı goller yiyebiliyorlar. Ama gerçekten bugün ikinci ve üçüncü gole baktığımız zaman ben Akhisar kalecisine yakıştıramadım bu golleri. Şanstır, şanssızlıktır diyelim ama bugün ilk 45 dakikada mücadele eden Galatasaray'a saygı duyuyorum. Ben artık Buraksız ve Selçuksuz bir Galatasaray'ın olması gerektiği düşüncesindeyim. Tanju her zaman acıları, gerçekleri söyler. Acı bir düşüncedir. Bu herkese göre farklı olabilir ama ben böyle olması kanaatindeyim. Çünkü
aldığım son haberler, son havadisler yani Florya'da korkunç bir Burak Yılmaz, Selçuk İnan fırtınası esiyor. Ama iyi esmiyor. Şöyle iyi esmiyor. Ya tamam, maçları kazandırırsın, takımı sürüklersin, skorboardu Galatasaray'ın lehine çevirirsin, muhteşem oynarsın, amenna, ama bunları da yapmadığın halde o gücünün, varlığının sebebini ben anlamış değilim. Buna sadece da bir nokta şey koymak lazım. Bence kulis. Büyük hocam. Kulisler topçuluğun önüne geçti değil büyük mi? Büyük hocam, büyük. Bence abi Galatasaray'ı ilerleyen büyük dakikalarda konuşalım. Daha evet, ayrıntılı bir ne şekilde. Ne istiyorsun? Bence söyle. Fenerbahçe ile başlayalım. Valla Fenerbahçe, özetleyeyim ve arkadaşlarıma topu atayım. İlk 45 dakikaya kadar, şu dakikaya kadar kalesinde pozisyon vermeyen, Gençler Birliği kalesinde pozisyon arayan, bir iki defa pozisyon bulan, özellikle yan toplarda Fernando'yu kullanan bir Fenerbahçe var. Bu arada karşılaşmanın ilk 45 dakikası sona erdi Tanju abi. Bir kere Gençler Mete Kalkavan'ı kutluyorum. Mete Kalkavan'ı tekrar kutluyorum. Bu sezonun, 2015 sezonun en formda, en kaliteli, en doğrucu hakemlerinden birisi Mete Kalkavan'dır. Diğerisi de Deniz bugün, Ateş bugün Deniz Ateş'i muazzam seyrettim. Muazzam maç yönetti hocam. Ya, bir, yani bir maç bugün keyifliyse hakemin sebebi de odur. Çok büyük payı var. Tabii sebebi oyunu durdurmadı. Odur abicim. Ya oyunu durdurmadı. Ya trafik polisi gibi şey olarak söylemiyorum. Car cur çaldım mı? Evet. Maç bitiyor işte. Çok güzel maç yönetti. Evet. Hocam hemen sizinle devam edelim. Fenerbahçe 34. dakikada Fernando anlattığı golü ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Aslında beklentimiz de o yöndeydi. Yani Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanında çok zorlanmadan kazanacağını öngörmüştük dün burada yaptığımız evet programda. İlk 45 dakikada aslında bizi yanıltmadı. Şimdi Fenerbahçe takımında artık bir şey klasiği ortaya çıktı. Pereira. Baktığın zaman Mehmet Topal, Josef'le beraber savunma ağırlıklı iki tane orta alan oyuncusu. Rakip Galatasaray'da olsa, Fenerbahçe'de olsa, en değişmiyor. Alttaki Mersin İdman Yurdu ya da Gençler bile olsa değişmiyor. Pereira için garantici en önemli şey, Türkiye'yi artık öğrendi. Diyor ki ben gol yemeyeyim. Nasılsa benim kaliteli oyuncularım da var. Bir tane gol sıkıştırırım araya gider diyor. Zaten baktığımız zaman da öyle yapıyorlar 11 tane galibiyetin tanışı, 7 tanesi tek farklı. 5 tanesi 1-0, öbürleri 2-1. Yani işi çözmüş. Onun haricinde Hasan Ali Caner ikilisinde oynuyor. Gökhan da artık %100 ısrarlı. Gökhan'ı hiç kesmeden devam ediyor. O da kesilmeyecek. Tabii çok sergiliyor. Çok iyi yani. Formayı kaptıktan sonra. İleride de Markovic aldı formayı. Genelde Alper'i oynatıyor. Yani Nani ile Fernando da artık orada yerlerini sağlamlaştırdılar. Ama Fenerbahçe takımı galip geliyor. Bugün de belki bir farklı ya da iki farklı galip gelecek ama kadro zenginliğine göre, bana göre bir keyif veren futbol oynamıyor. Tamam, sonuç var mı? Var. Sonuç alan hafta, haklıdır. Hocam, bir 2-3 hafta aslında oynadı. Ya bir şey maçında oynadı, ben söyleyeyim. Molde maçında, biraz da Mersin İdman Yurdu maçında. Onun haricinde ben Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardan bir keyif alamadım. Bugün de baktığımız zaman yine tamam, savunmayı sağlam tutan, rakibe biraz basan ama gol pozisyonuna girmekte zorlanan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe eğer bu gol pozisyonuna girme şeyini, sayısını ve artırırsa, gole çevirme oranını arttırırsa çok daha keyifli ve sonuca da gidebilecek bir Fenerbahçe olacak. Attığı gole Fenerbahçe'nin burada 25 bakalım oldu. Kaç tane? 25 oldu. Yani 25 tane golü var. Bu ama 7'yi de bugünkünde yani başlarken 24. Tabii zaten Fenerbahçe'yi kurtaran yediği gol, sevgili Haluk, yediği gol sayısının 12 tane yemiş. Azdı. Galatasaray'da konuşuruz ama Galatasaray'da mesela hep diyoruz ya, yani ya da konuşuluyor ya, forvet transfer edilmeli, forvet transfer edilmeli. Galatasaray 22 tane gol yemiş. 37 tane atmış hocam. Tabii. Ligin en atıyor fazla ama Galatasaray'ın da sıkıntısı gol yemiyor. Yani demek ki Galatasaray'ın Muslera ön yara tarafta sıkıntısı yok. Yani forvetlerle ilgili bir sıkıntısı ya yok. Ya Muslera olmasaydı. Bir de şey, çok de güzel bir şey söyledi. Şimdi bak, Tanju'da Gökhan'da Muslera'ya rağmen. Bak, Muslera'ya rağmen. Demek ki sıradan bir kaleci olsa o şey olacak. 32 falan olacak ya. 30'dan aşağı olmaz. 30 falan olacak. Muslera'nın %100 üzerinden, yani üzerine gel, yani kalesine gelen topların %70 üçünü evet çıkarttığını bu görüyoruz. Sezon sallandığı evet maçlar da oldu. Şeyle ilgili ben de bu bir iki sene kelime edeceğim. Tanju bahsetti. Mete Kalkavan'ı Allah bozmasın, Allah nazardan saklasın. Çok istikrarlı gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bu tarafa da oynatıyor aynısını. Öbür tarafa da oynatıyor. Oyunu kolay kolay kesmiyor. Gereksiz işlere girmiyor. Bir de Galatasaray'dan da bahsedeceğiz. Deniz Ateş Bitnel de, Tanju da söyledi. Hakikaten böyle bir yıldız gibi parlıyorlar. Gönlümüz, buradan meyake diyelim ki ver kardeşim Deniz'i ver. Deniz'i Galatasaray Fenerbahçe maçına var. Beşiktaş Fenerbahçe maçına ver. Deniz, 6 hafta evvel ben burada bas bas bağırındım. Deniz Ateş Bitnel çıkmalı. Arkadaşlar şey dediler. Acemi macemi. Bu iş
deneyim meneyim falan hikaye. Gökhan, sen gidiyorsun. Senle devam edelim. Fenerbahçe Gençler Birliği maçının ilk 45 dakikasını sen de yorumlarsan reklama gideceğiz çünkü. Peki Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikada 3 şut attığını görüyoruz. Hani 3 şutun 3'ünün de sahibi Fernando Ağa'ydı. Dolayısıyla Fernando Ağa'nın golle buluşması çok da büyük sürpriz olmadı. Benim yalnız şöyle bir eleştirim olacak. Hem hocama birazcık da Pereira'ya. Pereira'nın Fenerbahçe'sinde bazı oyuncuların oynayabilmesi için pembe kar falan yanması lazım galiba. Mesela Marković gibi. Yani Alper Potuk sakat olmasa sen Marković'i yine oynatmayacaksın. Ve bugün mesela Ozan Tufan da Marković'tir. Evet. Sağlandı nasıl? Allah'tan bana nasıl adam eksiltiyor? Evet, sana geleceğim. Evet. Sana eleştiri yapacağım. Şöyle ki şimdi Alper Potuk olmasa Markoviç'i izleyemeyeceğiz yani. Ve Ozan Tufan mesela. Takımı ben Ozan Tufan'ı hocam mı yapıyor? Efendim? Yok hocam. Ben birazdan geleceğim hocamın kısmına. Şu Ozan Tufan kısmında da mesela Ozan Tufan niye oynamıyor ilk 11'de gerçekten anlamış değilim. Ben mesela sana muhalefet olsun diye değil ama hocam şöyle düşünüyorum. Ben futbolun sonuç odaklı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki güzel oynayarak ben kazanmak. Ben de aynı şeyi söyledim zaten. Hayır, kazanan ama sen haklıdır dedim sonuç. Hayır, birazcık böyle hani Fenerbahçe daha iyi oynamalı, daha iyi oynamalı. Oynamalı. Bence ben hala yani, onu söylüyorum. Yani sonuç ben birazcık böyle daha sonuç odaklıyım. Yani hani futbolda yani 1-0 olsun bizim olsun. Tabii mantığı hocam neyse o yani. Sonuç iyi oynayana 3 puan vermiş olay yani. Göz zevkimiz var. Daha Gökhan'ım yani keyfim yani olmaz. Gökhan şunu tabii söylüyorum. Tabii ki güzel. Göze hoş gelen futbol olsun da. Fenerbahçe 1-0'la 1-0'la galip gelecekse niye Van Persie'yi aldın? Niye Nani'yi aldın? Niye Fernando'yu, niye Volkan'ı? Öyle değil mi tanışım? Niye Markovic'i aldın? Öyle ama onların hiçbiri aynı takımda oynadığı zaman bile çok gol atamıyorlar hocam. Yani gol bir türlü atamıyor Fenerbahçe. Bunu çözerse Fener zaten rahatlayacak o zaman. Açılır, coşar. Açılacak, açık yani ara gider. Ben ya birazcık farklı görüyoruz tabii. Tabii. Hani senin farklı zaten bakış açın, işte hocamın tabii bakış açısı farkı farklı. Var o kadar ya, olacak yani ben birazcık da sonuç odaklı bir futbol düşünüyorum ama ne olursa olsun ben kazanan her zaman haklıdır diye düşünüyorum senin gibi. Sen ben de öyle düşünüyorsun. Ben bir örnek vereyim. Fenerbahçe Lucescu Galatasaray'da göze hoş gelen futbol oynatıp bir şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Tabii ki hayır. Beşiktaş'ta? Tabii ki hayır. Tamam işte bu ligin onun için söylüyorum. Yani. Adam öğrenmiş kural bu. Ama şimdi bak Haluk, bu söylediğin Fenerbahçe'nin için birazcık daha farklı olabilir. Neden biliyor musun? Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı Beşiktaş'ın daha üstünde. Daha fazla şampiyon olmuş. Hani Galatasaray için de söyleyebilirsin evet bunu ama şimdi birazcık daha farklı. Fenerbahçe'de çoğaltabiliyoruz Gökhan. Neden çoğaltıyoruz? Ya maalesef Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan şampiyon olduğu gün dünyada futbolun kaderi değişti. Yani savunma, gol yemeyeyim. Yani gol yemeyeyim, tutayım bir tane atarımla ondan sonra Mourinho bunu çok geliştirdi Avrupa'da. Ben senin tezini 20 yıl evvel Fenerbahçe yaptı. Sözünü kesiyorum eklemek için. Brezilyalı yine Pereira'ydı öyle değil mi? Evet. Evet. Aynı şekilde açın gol attığı gol oranlarına bakın. Hep maçlar kısır kısır. Şey, ona bakarsan mesela savunma futbolu dediğin zaman ilk akla gelen Avrupa futbolunda İtalyan futboldur. Catenaccio falan gibi. Şimdi bakıyorsun İtalyan kulüplerinin çok da fazla Avrupa'da İspanyol başarılı kulüplerinin yanında artık esamesi çok fazla okunmuyor. Yani aslında o tip kültürün sona geldiği, başladığı evet haklı onun olabilirsin. Onun başka sebepleri de var ama İtalya futbolunda Juventus'un şikeden dolayı bir alt lige düşürmesi, Milan'ın ceza alması, bunların çok etkisi var. Yapma, yani sonra önemli İtalyan kulüplerinin kazandığı Avrupa Kupaları. Orada kendi aldılar ama burada alamadılar hocam. O da bir gerçek yani. Önemli oyuncular o ligden uzaklaştı. Şimdi İtalya futbolu yeniden böyle bir toparlama sürecinde. Yani maddi olarak girdi sağlıyor. Önemli oyuncular oradan uzaklaştılar. Onu hatırlayalım. Şöyle onun Milan, da etkisi oldu. İtalya'da oynayan çok özellikli futbolcular sayabilir miyiz Allah aşkına şu anda? Takımı bırakmadı Allah'ın kulu. Del Piero falan vardı. Küme düşmüş olmasına rağmen kimse bırakmadı. Yani marka orada değeri kaybolduğu kısmında çok fazla katılmıyorum. Yani neyse, birazcık farklı düşünüyorum. Onu da değerlendiririz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasını anlık skorda masaya yatırıyoruz. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 34. dakikada Fernando Ağa'nın attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gökhan'la işte kalmıştık. Gökhan, maçın ilk 45 dakikasının genel bir analizini yapıyordun. Fenerbahçe'de bir kabuk değişikliği olduğunu sürekli söylüyordum ya. Ben o kabuk değişikliği içerisinde Fenerbahçe'nin maçları kazanmaya devam ettiğini düşünüyorum Tanju abi. Ne diyorsun bilmiyorum ama sonuç itibariyle Fenerbahçe iyi oynasa da kötü oynasa da ne olursa olsun maçı kazanmayı biliyor. En azından bu aşılanmış takımın ama üzerine. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadroda kazansın ya. Ya mutlaka lütfen haklısın. Ya. Tabii ki mutlaka ya kazansın şöyle ama şöyle bakıyorsun hepsi milli kendi ülkelerinde milli takımda oynayan. Tanju abi bak sen de yıllarca oynadın. Yıldız. Yıllarca oynadın ama bu kadar karmaşık bir takımı
bir araya getirmek, bunlardan bir takım oluşturmak, bunları iyi oynatmaya çalışmak çok da kolay ya, değil. Gökhan, gelişi ne? Gökhan, sanki böyle beş bilinmeyenli bir denklem varmış da Fenerbahçe takımını çalıştırmak ya da yapmak, öyle konuşuyorsun. Peki, ben anlayamadım. Peki hocam, ben sana söyleyeyim. Beş bilinmeyenli şey olmasa da çok bilinmeyenli bir denklem. Yo. Sağ kanat için alternatif, 6 tane tamam, alternatif var adamın. Güzel, ne kadar alternatif var o kadar bir avantaj. İdareyi iyi yapan bir yönetici, taktik, teknik hiçbir şey bilmesine gerek yok. İyi bir kondisyonel getirsen Fenerbahçe zaten bu ligde İkinci olur. Üçüncü olur. Fenerbahçe'ye o söylediğini, o söylediklerinin hiçbiri geldi. Hiçbiri olmasa da zaten Fenerbahçe ilk üç oynar. Sen ben çalıştırıyorum ki, ben diyorum ki Aziz Yıldırım haklı. Ben de onu dedim işte. Evet. Aziz Yıldırım çok haklı. Vallahi haklı. Şu takımı var ya, bu takımı çalıştıramayan hoca değildir. Aynen öyle. Sorun çıkaran lisansını yırtacaksın. Teren Ağa geldi. Ben de böyle var ya, çarp diye yırtarım. Ya Teren Ağa Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte lig başlarken canlı yayınlara çıktı. Hep ön plandaydı. Şimdi Teren Ağa'yı gören var mı aranızda? Yok oldu baba. Ben en son bir basket maçında Obradovic'in 3 sıra arkasında biliyorsun. Aziz gördüm. Yıldırım'ın 3 sıra arkasındaydı. Orada gördüm. Yanaşamıyor mu? Yok, yanaşamıyor artık. Cezası zaten ceza. Kulağını çektiler. Ceza mı kesildi? Kulağı kart aldı. Kulağı çekildi. Kartı var yani. Tabii, kulağı çekildi. Şimdi şöyle bir şey var. Bak Tanju abi, ne olursa olsun. Basket takımına mı karışıyor şimdi? Ya basketbol maçlarına gidiyor. He, yok ha. Onunla mı uğraşıyor? Allah'ım ya. 50 bin euro alır, 50 bin euro alır. 50 bin euro alır baba. Ne olur Fernando basketbol takımını takip eder. Bu kadar basit abi. Ben öyle görüyorum olayı. Obradovic'in. Ben şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe'de esas problem sizin şimdi anlattığınız problem. Yani Pereira'nın takımın içerisinde işte nasıl 11 çıkarttığı, şu oynattığı, bu oynattığı değil. Takım ya, o kadar çok baş var ki Fenerbahçe'de. İlk başta bakıyorsunuz dedik ki niye övdük? Niye övdük? Ben övdüm yani. Hem burada hem o kadar çok baş dediğim futbolculardan mı bahsediyorsun? Hayır. Fenerbahçe'de çok baş falan yok. Bak yanlış. Tek baş var. Bir tane var. Hayır. Bir tane var. Gökhan, bak gözünü seviyorum. Gökhan, bir dakika. Gökhan yapma Allah aşkına. Aziz Yıldırım duymasın. Bak Gökhan. Bir dakika. Şimdi. Vallahi ya, bak. Ya bir bitirebilir. Beni mahkemeye verin. Ya bak, müdahale eder misin? Etmem. Ya bak, müdahale. Bak kendi düşeni alamaz. Ben bir şey ama söyleyeceğim. Ama böyle bir laf söylenir mi? Ya bir bitireyim hocam ya. Bir bitireyim hocam. Ya bitiremezsin. Bağırmak mı lazım? Müsaade etmiyorum ya. Müsaade etmiyorum kardeşim. Fenerbahçe'de bir tane vardır. Fenerbahçe. Bir tane az sonra Aziz Fenerbahçe Yıldırım arar. Arasın hocam, arasın. Arar ve seni dehte yapar. Dehte. Allah aşkına bir bitirelim. Değil mi? Böyle vallahi bir şey görmedim. Ya hocam, ilk başta neden övdük? Neden övdüm? Ben söyleyeyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ben de sizler gibi düşünüyorum. Hani tabii ki. Sadece o var. Ondan başka kim ne söylerse yanlış söyler. Hikaye. En doğru kararı hikaye Aziz Yıldırım yanlış yapar. Söylemez. Ve yalan söyler. Veya yalan söyler. Şampiyon yapan da teknik direktörler değil, Aziz Yıldırım'dır. Evet. Ben Aziz Yıldırım'ın planlamasıdır. Aynen öyle. Programlamasıdır. Ama bu sezona Fenerbahçe nasıl başladı Tanju abi? Fernando sportif direktör aldılar. Evet. Hani ya, dedik ya Ali Koç Avrupa, gelecek, evet, Sayın Ali Koç evet gelecek. Hazırlıkları yapılıyor. Evet. Şey Aziz Yıldırım bırakacak. Çok doğru. Yeni bir düzen kuruluyor, abi, sistem kuruluyor. Biz demedik kuruluyor bunları. Sayın Aziz Yıldırım söyledi abi. Ve yaptı. Ben bırakıyorum dedi. Ve yaptı mı? Ali Koç gelecek yaptı dedi. Yaptı mı? Yaptı. Ama o yaptığı adamlar biz mi dedik? Doğru hani abi ne oldu? Sonuç nerede? Var mı şu anda öyle bir şey? Şimdi var. Bir dakika. Volkan'ı kim aldı Volkan'ı? Şey mi aldı? Terena ya da hoca mı aldı? İkisini de onun almadığını zaten kendisi evet açıkladı. Tanımıyorum dedi. Ozan o mu aldı? Hayır. Hayır. O zaman nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Fernando'yu o mu aldı? Yok. Markovic'i de almadı. Nani'yi kim aldı? Nani'yi kim aldı? Nani'yi de bizimkiler aldı. Terrenao gitti. Bu arada karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına Gençler Birliği başladı. Terrenao gitti aldı. Zaten Fernando dışında Türkiye'de futbol oynamış yabancılar dahil. Onların dışındakinin hepsini Terrenao getirdi. Bütün iletişimini o yaptı. Transfer görüşmelerini o yaptı. Bak bunlar son derece doğru bir yapılanmaydı. Tamam. Fenerbahçe adına çok doğru bir yapılanmaydı. Tamam. Evet. Tamam. Ama devamı geldi mi? Ne zaman ki Terrenao, yok efendim benim olduğum yerde yöneticiler giremez, başkan giremez, yasakladım falan dedi. O zaman bitti. İpi çekildi. Şimdi bunda da ipi çekmekte de haklı. Ben de olsam Aziz Yıldırım'ın yerinde, benim ya da işte kulübün maaşlı herhangi bir elemanı, herhangi bir yöneticiyi bırak başkanı. Ben sana katılmıyorum abi. Ben de katılmıyorum. Niye katılmıyorum abi? Şimdi bu adamı getirirken ne niyetle getirdin, ne konuştun, ne planladın? Bunlar çok önemli Gökhan. Tamam. Şimdi gitmediğine göre bak şimdi. Ayrılmadığına göre. Niye ayırmadı o zaman kelleyi aldı Aziz Yıldırım? Bak, niye ayırmadı? Ayrılmadığına göre demek ki bunlar da konuşulmuş. Ya. Bak demek ki bunlar demek da konuşulmuş. Ki... Teren Ağa'nın aklı doğru belki var. Belki de tamam. Teren Ağa'nın çok iyi bir sözleşmesi şimdi var. Şimdi bak bir dakika. Onu da bilmiyoruz. Alo. Gökhan yani bir şey söyledi. Dedi ki ben de olsam Aziz Yıldırım'ın yerine tepki yok. Hayır abi. Eğer ki
eğer ki Avrupa'da bir yer elde etmek istiyorsan, ben artık bu sıra gelmiş şeylerden kurtulacağım diyorsan, diyemezsin. Bak diyorsan, öyle demiyor da zaten. Heh. Kimse demiyor ki. Bir dakika, o zaman niye getiriyorsun şimdi ki Teren abi o zaman? Öyle bir şey görüntü demiyor. Hocam, getiriyorsun, görüntü. Bak, kandırıyorsun. Görüntü. Kimi kandırıyorsun ki, kardeşim? Bak, hocam Münih, o görüntü ama. Hocam, Bayern Münih, Bayern Münih'te Guardiola'nın bugün sözleşmesi feshedildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sezon sonuna var daha 20 hafta. Ancelotti'yi getiriyorlarmış. Ancelotti'yi de getirdiğini şimdiden söylüyor. Bak, Avrupa takımı Bayern Münih bugün açıklama yaptı resmi internet sitesinden. Rummenigge diyor ki, Ancelotti ile çalışacağım zamanı beklemekten artık sıtkım sıyrıldı, kurdeşen döktüm. Gel artık Ancelotti aynı diyebiliyor. Aynı şekilde Guardiola da aynı şekilde geldi. Bu, ne demek ya, bir dakika. Ne örnek kurdeşen aldım. Döküyor ya. Gelecek sezon sonunda kardeşim tamam, ya. Yok. Örnek, yani şu anda yöneten teknik Guardiola. Adam kötü. Guardiola kötü evet. Teknik direktör. Bayern Münih efsanesi de biter Ancelotti oraya gidince. Göreceksin. Tebrik ediyorum. Çak. Kimdi onu söyleyen? Rummenigge miydi? Evet. Beckenbauer göreceğiz. Sizin de sonunuz gelmiş oğlum. Hadi yaşlanmışsın git. Eskiden saygı duyuyordum. Ya Guardiola nasıl böyle söyleyebiliyor ya? Ya bence Guardiola kendisi ayrılmak istemiş. Bayern Münih'e var ya Mustafa Hoca'ya yollayalım. Denizli'yi yolluyorum. Ama genç değil Galatasaray da kurtulsun. Öyle bir şey yapmaz. Galatasaray kurtuluş için getirdi. Galatasaray'da Mustafa Denizli bugün sihirli değneğini değdirdi Galatasaray'a. Tanju. Bunu konuşacağız. Bak Tanju bir babası, daha varmış. Ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bak bir babası daha varmış. Bak Mustafa babası. Gerçekler bak. Ortaya çıkıyor. Yalnız bunu yalnız söyletmiyor. Bunu Fatih Terim duyarsa ikinci baba olduğunu bunu siler. Kim? Fatih Hoca siler bunu. Mustafa Denizli'de baba yaparsa. Ya dün laf söyletmedi var ya Tanju ya. Projeler falan var ya. Laf söyletmedi. Duydum. Gökhan senin ağzına dedin? Lafı soktu. Hangi projeler? Estağfurullah ya. Nerede? Öyle, kardeşim böyle bir anlaşım yok. Proje dedin. Nerede proje ben hiç görmedim. Hangi proje ya? Fatih'in proje adamıdır. Ne? Ya Allah. Gökhan. Şimdi, ama devreye girersem kötü olur hocam. Allah aşkına. Girmeyeceğim. İkinci devre girsen. İkinci devre girerim oyuna ben. Son Isırayım biraz çok atayım ben burada. Abi Galatasaray'ı bırakın bir kenara. Ya Galatasaray konuşacağız. Ben bir dakika. Bayern Münih'e geldi. Ben Bayern Münih için hoca buldum bir tane. Kötü mü? Bayern Münih hocasını bulmuş, açıklamış hocam. Hayır, Ancelotti'den daha iyi bir hoca buldum ben. Kimden onu bir teklif edelim hocam. Ancelotti'den daha iyi bir hoca. Onu bir teklif edelim. Gider bak orada Alman televizyonlarında yorumculuk da yapar. Aracılığı. Hocam teklif edelim. Biz teklif edelim. Kabul etmeyebilirler. Öyle mi? Teklif edelim hocam. Ya ben bu teklifi yani, söyleyelim. Şimdi Galatasaray bölümünde tamam. Galatasaray ile ilgili konuşuruz ama Fenerbahçe'de bu mesela dediniz ya Terena falan. Ben diyorum ki net. Fenerbahçe ilk yarının sonuna kadar. Zaten şurada bir maç kaldı. Daha doğrusu ikinci yarının ortalarına kadar bu şekilde devam edecek oynamaya. Sezon sonuna kadar bu şekilde gitmez. Çünkü sezon sonu yaklaştıkça işler daha da değişecek. İşte puan tablosundaki takımların yeri belli olacak, daha net olacak. Ona göre rakipler oynayacak. Zirvedeki yarış daha belirgin olacak. O zaman Fenerbahçe bir değişim içerisine girecek. Ama bu değişimi de hani güzel futbol mu, sonuç futbol mu? Bu değişimi de mümkün olduğunca az zararla geçtiği için ben Pereira'yı başarısız göremem yani. Başarısız gören var mı aramızda Pereira'yı? Zaten Pereira için ne diyoruz? Kazanıyorsan haklısın. Bizim ülkemizde bizim başarısız gören var mı aramızda? Bizim söylediğim yok hayır. Ama ben hala şunu söylüyorum. Ben skorboard'a bakarım. Ben puan durumuna bakarım arkadaşlar. Şu puan durumuna göre başarılı. Ama oynattığı, bence başarılı değildir puan durumuna. Oynattığı futbola bakarsan ben oynattığı futbola göre Fenerbahçe için ne bir gömlek küçük uzaydan gelir. Bak bir daha söylüyorum. Bir gömlek küçüktür Fenerbahçe için. Ben de aynı kanaatteyim. Ondan evet, fikir yok. Fenerbahçe gömle ona bir ama gömlek, Fenerbahçe, iki gömlek büyüktür. Fenerbahçe ne zaman büyük teknik direktörle çalıştı? Kaç tane tarihinde Aziz Yıldırım'ın büyük evvel, teknik direktörü var? Bundan evvel İsmail Kartal. Ya yapmayın be abi. Ersun Yanal kötü teknik niye? Direktör. Bir dakika kötü müydü ki İsmail İdare Kartal? İdare edilemeyecek. İşine müdahale ettirmeyecek hangi teknik direktörle çalıştı Fenerbahçe? Dünyada işine müdahale ettirmeyecek teknik direktör yok. Onu sana söyleyeyim de. Yani onların yani hepsi öyle. Yalan o. Nasıl yani? Hepsi yalan. Ben işime müdahale ettirmiyorum. Ettirmemesi mümkün mü? Patron ya adam. Ben kulübün sahibi olacağım. Sen teknik direktör olacaksın. Şimdi yaşanmışlıklar var. Ben diyeceğim hocam, ki Gökhan Dinç'i oynatacaksın. Sen diyeceksin ki oynatmayacağım. Oynatma. Hadi oynatma. Oynatmaz. Vallahi ya sağlam adam. Sen bunu ya şimdi duvar diyor vallahi ya. Mourinho'ya falan diyemezsin hocam abi. Hocam dersin. O yüzden de Pereira ile çalışıyorsun. O yüzden o İsmail Kartal'la peki o zaman, ne yapması? Peki o zaman niye İsmail Kartal'la çalışılıyor? Veya evet. Pereira ile çalışması? Az Yıldırım'ın tezi var çünkü diyor ki teknik direktör şampiyon yapmıyor diyor. Ben yapıyorum diyor. Ben kadroyu kuruyorum. Yüksek lisans mı yapıyor tezi? Hocam bir müsaade eder misin? Evet. Bir kadroyu ben kuruyorum. İyi futbolcularla şampiyon oluyorsun diyor. Hocayla falan olmuyorsun diyor. Doğru, o da önemli. İyi futbolcu olmadan
Şampiyon olur mu bir takım abi? Ben Pereira'yı başarılı bulmuyorum. Olamaz. Takım olamazsan şampiyon olamazsın abi. İstersen bütün yıldızları topla. Fenerbahçe takım değildir. Ama şu anda Fenerbahçe hakikaten takım değildir ya. Kadro da var ya. Ya uygun, Gökhan sen bugün kullanılmıyor, takım Tanju değil ya. Ben Fenerbahçe takım mı ya? Yok yok, ben takım demedim zaten. Takım olmazsan, siz dediniz ya yıldızlar şampiyon yapıyor futbolcu. Yıldızlar yok abi. Abi. Yok abi. Fenerbahçe kendiliğinden gidiyor şu ana kadar. Takım olursa. Hocam geçenlerde bir basın toplantısı demiş, benim çok derin bir kadrom yok demiş. Yani 30 evet. tane futbolcum yok demiş. Forvet'te ya kaç arkadaşlar tane zaten? O zaman git bir Galatasaray'ı Beşiktaş'ı bir çalıştır bak, o zaman bak, ya. Bak bir dakika Haluk, Allah senin aşkına. Adamın geçmişteki çalıştırdığı takımların hepsinde 6 tane forvet alternatifi vardı. Gözünü seveyim yapma ya. Porto'da 6 tane alternatifi vardı forvette. Olympiakos'ta 6 tane alternatifi vardı. Adamın haklı olduğu yer var. Nerede var ya? Ya var mı? Yapma, ne yapma. Ya bak, diğer takımlara bak Allah aşkına. Bana bir üçüncü forvet söyler misiniz hocam? Ha. Bana Fenerbahçe'de bir üçüncü forvet söyleyin. Bek forvet oynuyor zaten. Bir tanesi sakat. Yok, bir dakika 4, ya. 4-4-2 oynuyor. Tabii, ya kardeşim bir tanesi sakat. Bir oyuncu sakat. Dinler misin beni? Van Persie sakat diyelim. Fernandao'da ilk 11'de başladı. Bak Alper Potuk var. Fernandao kötü oyuna kimi sokacak? Volkan Şen 2, Van Persie 3. Ya ne olsun şey abi. Kime sokacaksın abi oyunu? Santrafor dediğin zaman yani sıkıştığın zaman çabuk adamların var onları öyle taşın kardeşim. Başakşehir maçında bir gol var. Başakşehir 1-1 yakaladı. 1-0 öndeydi Eskişehir. Onu da söyleyelim. Şunu söyleyeceğim hocam. Ben yani siz hepiniz başarılı buluyorsunuz bu sezonki performansını. En azından 16 hafta performansını başarılı buluyorsunuz. Performansını başarılı bulmuyorum. Hayır. Skorboard'u başarılı buluyorsunuz. Aynen. Puan durumu diyorum. Ben skorboard'u da başarılı göre, ya değil de kopmadığına göre bakıyorsun. Tamam başarılı ya hocam zaten nasıl kopacak ya? Hocam tam hakem yalnız ha. Başarılı mı? Başarılı değil. Başarısız mı? Şimdi başarısız bak, değil. Bak hocam hangisi karar verdi? Başarılı mı değil mi hocam sen de? Bir dakika ben ne dedim? Dinliyor musun? Dedim ki bak, oynadığı futbol olarak ben beğenmiyorum. Fenerbahçe'ye bir gömlek küçük oyuncu hoca. Bu hoca. Hocam soru ama net basit. Şeye bakıyorsun. Soru basit. Fenerbahçe teknik direktörü Pereira sence şu haftaya kadar başarılı mı değil mi? Soru bak, bu adam. Bana göre değil ama şeye baktığım zaman puan durumuna. Tamam, sana göre başarısız kafa kafaya kardeşim. Başarılı bana göre başarılı değil. Bence bu kadronun hakkı. Ne olmalı? Değil. Bu kadronun yani, hakkı. Ben 35 lider olmalı. 42 mi olmalı? Lider olmalı. Ya peki diyelim ki 35 değil de 36. Ya başarılı mı olacak? Ben lider, ben sonu. Hayır sonuç, benim için sonuç odur bak, abi. Fenerbahçe takımı lig sonunda şampiyon da olabilir. Şampiyon olsa dahi bana göre Pereira başarılı ve Fenerbahçe'ye hoca olacak bir hoca değil kardeş. Şampiyon olursa Pereira başarılı hocadır hocam. Bu kadar basit. Ha, sonuç, 2 daha 4. Ben sonuçla ilgilenirim. Fatih Terim'in dediği gibi rezultate importante demişti. Ben sonuçla ilgilenirim sonuç hocam. Sonuç önemlidir İtalyanca. Yani sen şimdi Mustafa Denizli Galatasaray'ı aldığında Galatasaray zirvenin kaç puan gerisindeydi? 2 mi 3 mü? 4 mü? 4. Şimdi kaç? O zaman 9. Şimdi Mustafa Denizli şu ana kadar başarılı mı? Değil. Bana göre değil. Ha ama alır Mustafa Denizli Galatasaray'a üst üste bir seri yakalar, galibiyet serisi, zirveye ortak olur, şampiyonluk yarışına getirir takımı. O zaman başarılı olur. Onun adı başarı değil. Onun adı mucize olur. Sonuca bakarım. Onun adı mucize olur. Ya, Mustafa Denizli de ilah olur. Ya, öyle sonuç, olmaz. Başarılı başarısız. Ama mucizelerin adamı Mustafa Denizli'dir her onu zaman. Göreceğiz. Ben hani bugün, yaşayıp göreceğiz. Bunu göreceğiz. ben de merak ediyorum. Biraz daha farklı düşünüyorum o konuda ama mesela, Galatasaray'ı konuşacağımız bölümde saklıyorum kendimi. Unutursun diye. Yok hiç unutmam. Aldım notları. Hocam bu defteri boş yere mi tutuyoruz? Sabahtan beri yazıp çiziyoruz. 3'ten beri burada. Yani. Zaten nasıl bir defterse bu. Baksana defter bitti yemin ediyorum şuraya bak. Altay'da defter hep bitti. Hep veresiye satıyorsun sen. deftere yazmışsın. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Anlık skorla karşınızdayız. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında 61. dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe'nin Fernandão'nun attığı gole 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Günün bir diğer karşılaşmasında Başakşehir kendi evinde Eskişehir Spor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Eskişehir 1-0 öndeki Türk tamamlamıştı. Başakşehir kendi evinde beraberliği yakaladı. O karşılaşmada 1-1 devam ediyor. Hemen maçın ilk ikinci... Güzel bir pozisyon var. Evet, Nani'nin kart sarı... Yok, o sarı kartlar... Onu da söyleyelim. Öncelikle şu Diego'nun bir yerde kaldığı pozisyon var. Penaltı bekledi. Buyur hocam. Ceza alanına girerken rakibiyle beraber... Aynı anda girdi. İkisi de ayak koydu ama kendini çok kolay bıraktı yani. Penaltı beklentisi içinde. Ayağa da bir darbe dokunma da yoktu. Yok yok. Yani. Bana göre kolay bıraktı. Yani. Evet kolay bıraktı. Mete'de pozisyonu yakındı. İyi gözlemledi. Devam ettirdi. Nani ile Gençler Birliği'nden Uğur'a iki sarı kart gösterdi. İkisi de doğruydu. Mete gayet iyi gidiyor. Şimdi hocam yeni bir tartışma açayım istiyorum ben. Nani sarı kart cezalısı durumuna düştü ve Sivas Spor maçında yok haftaya. Bayramda yani, el öpmem gidecek Portekiz'e. Herhalde öyle gidecek yani. He? Niyet o. Yani bunu son yıllarda hep yabancı futbolcular sürekli yapıyorlar. Peki bırakacak mı Fenerbahçe?
bilmiyorum. Bırakacak mı? Bence bırakacak. Ne yapacak? He? Cezalı oldu. Ben işte. Olsam bırakırım. Şimdi Fenerbahçe'de Sarı Kart'ındaki futbolculara bakıyoruz. Ben bırakırım hocam. Şöyle. Hocam bir müsaade edin. Ben şunu vereyim. Fenerbahçe Sarı Kart sınırında olan futbolcular Kayer, Alves, Souza, Nani, Fernandao. Yani ilk yabancı oyuncular tutmuşlar, yani buraya getirmişler. 7'de 5. Şimdi Nani gördü. Şimdi en çok bugün isteyeni sana söyleyeyim mi? Alves. Alves. Ama ne yazık Souza ki. Souza da görecek. Bence bunların hepsi görecek hocam. Ben de düşünüyorum. Yani Alves'in çok yakın zamanda görmesi gerekiyor. Kardeşim 5 tane oyuncu gördü. Sen de hocasın, antrenörsün. Ben bırakmam kendimi. Vallahi bırakırım. Arkadaşını yalnız bırakan adamı ben bırakmam. Bırakırım. Son maç hocam. Hocam bence ya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna bir önlem alması lazım. Yani oraya maç takviminde, yani hafta içine bir tane maç koyup oraya maç koymaması lazım. Peki İngiltere Futbol Federasyonu niye almıyor bu önlemi? Hocam çünkü onlar kendi aileleri, evleri, yani orada yaşıyorlar. Tamam, bunlar da burada yaşıyor ama mesela Brezilyalı oyuncu, yok ya Brezilyalı oyuncu oraya gitmek İngiltere istiyor. İngiltere'de yok mu? Ne bileyim, yıllardır aynı şeyi ya konuşuyoruz hocam. Sevgili Erluk, şimdi bu adamlar buraya Hilal-i Ahmer'den, Kızılay'dan çalışmaya falan gelmiyorlar abi. En azı var ya 2 milyon 3 milyon avro para kazanıyor. Evet. Bu paraları kazanıyorsan burada da bazı şeylere, buranın usullerine katlanacaksın kardeşim. Hocam, hangi dün, usul hocam? Antalya Spor'da Çeliska'da. Maç açıkı bu oynayacak. Yok, benim, anlamadım, ben yok. Var ya ben biraz onların faşizan. Onların bayramları geldiği zaman diyor yani yabancılar için ligde maç oynatmayalım diyor. Ben hocam, ona karşıyım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz faşizan bir yaklaşım olacak belki ama yemin ediyorum göndermem ya. Bak yemin ediyorum ben göndermem. Ben de İnanırım, bakarım pozisyona. Beraber. Bak, bakarım pozisyona. Ya hocam, Nani birinci dakikadan itibaren ya sarı kart görmüş her şeyi. Alves ağlıyor, Alves ağlıyor. Yapıyor, bir saatten yapıyor, üstüne yapıyor. Çıkıyor. Bağıra, bağıra, kalkıyor. Hani var ya. Alttan dalıyor, üstten dalıyor. Bir türlü sarı kart yapıyor. İlerleyen dakikalarda hakemin yanına gidip ya hocam. Mete var ya, Mete göstermemek için çocuk. Yani eşit davranayım, kolay kart çıkartmayayım diyor ama. Mete, o bile artık dayanamadı ya. Christmas diyecek yakında. Noel diyecek. İsa diyecek, bir şey diyecek. Veya verdirecek kendine. Ben olsam izin vermem, yemin ediyorum. Ya nereden buldun konuyu sen şimdi? Sarı kartlar falan dersine çalışıp gelmiş. Dün akşam öyle değildin. Seni izledim Samsun'dan. Biraz durağandın. Sen yoksun diye onlar hep. Bugüne hazırlık yaptı. Sen yani. Varsın diye yaptı. Ne zaman bak telefonla konuşuyorum ama biri gülüyorsun. Abi sen konuşmuyorsun. Sen telefonla bağlandığında gülüyor bu. Ne bileyim hocam, çözemedim. Ben sesini duyunca böyle bir mutlu oluyorum. Ben bu kardeşimi çözemedim ama yeni yasaklar getirdim içeriki odaya, biliyorsun. Evet. Yani yemek yediğimiz, yasaklar, çay içtiğimiz odaya. Yasaklar getirdim filan. Gökhan'la. Senin öyle bir yetkin var mı ya yasaklar getirmeye? Var, bir yetkin var. Bu Türkiye'nin verdiği bir yetki. Odalarda. Tamam hocam. Yapayalnızım. Odalarda ışıksızım. Işıksızım. Ona göre evet. İkinize de uyarıda bulunuyorum. Şimdilik sarı kart gösteriyorum sana. Bak. Ve sana. Ben çekileyim aradan, bana yok değil. Gökhan'la beyefendiye. Ben söyleyeyim. Bir dahakinde arkadaş, de bundan sonra odalarımızı ayırıyoruz seninle. Lütfen çıkın odamdan. Biz seninle altın odasına geçelim. Aynen öyle abi. Geçin abi, Allah'a yakın. Söylersin ama ondan sonra. Hiç gelirsin yanıma. Bana uzak olun eğer onu kullandığını sürece. Gelirsin yanıma. Kardeşim uzak durun. Odada aynı ortama bizi sokmayın. Biz mutluyuz hocamla. Evet. Çayımızı içelim, meyvamızı yiyelim. Dersimize çalışalım, maça hazırlanalım. Programı biz hazırlanalım. Biz şeyiz, eski ama sporcuyuz. Sizler... Buradan çıkıyoruz. Tamam, çıktık çıkın. Buradan. Konudan çıkın. Ya, ben buradan. Açılmak üzereyim. Ya, açma yani. Sıkıntılar var. Zaten Bafra'nın üstünü çok meşhur. Açmam, açamam. Bafra'nın bu arada Fenerbahçe meşhurdu. Gole çok yaklaştı sevgili seyirciler. Bu arada Diego... Malzemeleri sağlığa zararlıdır Tanju abi. Madem bu kadar girdin mevzuya, onu söyleyelim. Doğru bir şey olmadığında... Ama doğru bir şey, çok eğri bir şey. Evet. Ben işte... Bunun mücadelesini veriyorum. Tamam, burada kapatabilir miyiz? Müsaade eder misin? Sigarayla Savaşanlar Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Tamam, işte orada Türkiye'deki. Sağlığa zararlıdır dedik. Evet. Hiç kimseye de tavsiye etmiyoruz. Yaptığın sürece buradan... Allah Allah. Bir de, anons ederim. Senin gibi de akıllı bir çocuğun, genç. Tamam hocam, kapattık. Evladım. Bu arada Fenerbahçe golü atsaydı bak. Belki hocam bu mevzudan çıkmış olurdu. Mehmet Topal %100 1 metreden golü kaçırdı benim sevgili kardeşim. Fenerbahçe 67. dakikada gole çok yaklaştı sevgili seyirciler. Ceza sahası içinde önce Alves vurdu, dönen top Mehmet Topal'ın önüne düştü. Mehmet Topal'ın vuruşu yan ağlarda kaldı. Çok net bir pozisyon. Ama Alves'in vuruşu da gol olabilir. Beklemiyordu. Beklemiyordu. Savunmanın da orada savunmanın bir şeyi vardı. Şarjı yani. Var hocam. Yani bir şarj var. Alves'in rahat vuruşu değildi. Da gol olabilir Tanju abi. Bir kaleciyi çıkardı. Evet. Yani. Evet Tanju abi, 67. dakikaya geldik. Genel bir değerlendirmesini yapacak olursak artık Fenerbahçe son 10 dakikada iyice ağırlığını koydu. Yani gençler bir orta sahayı geçemiyor.
Yani Gençler Birliği artık bu sene mesela... Her an gol gelebilir diyecek. Gençler Birliği bu sene düşerse kimse şaşırmasın. Ben size söyleyeyim. Çok da iyi yerde değil. Şu zaten Can Caver her hafta düşüyor hastaneye. Danjo. Antrenör değiştiriyor sürekli. Yani kafasına göre fantazi değişiyor. Artık evet. Var ya aşırı deneyim, tecrübe biraz da yaşının verdiği şeylerle hiç aslında doğru olmayan işler. İskoç Hoca mıydı başladı? Ülkeyi hiç tanımayan bir tane bir hocayla başladı. Onu yolladı. Öbürü geldi. Şifa Mehmet gitti. Şimdi Mustafa Kaplan var. Bakalım devre arasında kim gelecek Danjo? Hocam kaç tane gitti bu sezon? 1, 2, 3, 4. Geldiğinden beri bilmiyorum. Galiba. Herhalde bir yüzlük olmuş mudur Danjo başkanlığı? Başından beri Gençler Birliği'ndeki hoca sayısı. 100 yok da 80'e yakın. Var mı 80? Ben geçen yıl bir röportaj yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 68 filandı. Geçen seneden buraya da bir 10 değişmiştir herhalde. Bir 80'e yakındır yani. 75'e yakındır. Yani hocam o da abartılı bir rakam. Ama o da şöyle savunuyor kendini. Diyor ki benim tek gelir kaynağım diyor. Sahada aldığım 3 puan diyor. Yani ben eğer onun dışında sahada başarılı sonuçlar alırsam benim maddi zorluklar yaşarım diyor. Bu sebeple benim... Böyle bir lüksüm yok diyor. O yüzden kardeşim ama ne kadar her bir kere tercihlerini yanlış yapıyor. Bu arada Fenerbahçe Fernandao ile %100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı sevgili seyirciler. Sağ kanattan yapılan ortada 6 pastan Fernandao biraz çaprazdan vurdu. Kaleci hop başarılıydı. Dönen topta da Gençler Birliği. Bence Fernandao başarılıydı. Kötü vurdu ama. Ya, üzerine vurdu. Bu arada Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada inanılmaz derecede hakeme yer yansın ediyorlar. Hakemlik bir şey var mı hocam ya? Fenerbahçe'yi sarı kart gösterdiği için mi acaba? Hayır ben hani anlamadım ya. Yok. Fenerbahçe'yi harcıyor yo, hakem. Penaltı falan mı bekliyorlar ne oldu? Havadan bir penaltı olmaz ama. Nasıl yani, vallahi ben yani çok tabii bu program yaptığımız için çok dikkatli seyredemiyorum ben. Zaman zaman size de dönmek zorundayım. Yani benim gördüğüm bir hakem hatası olmadı 70 dakikada. Hakemin hatası değil fazlası var. Hiç oyunu durdurmuyor. Her şeyi olurunda bırakmış. Her iki tarafa da aynı avantajı sağlıyor. Yani kötü, acaba şunu mu söylüyorlar? İlk yarıda bir tane Fernandao'nun yani kambura yatılan bir pozisyon var. Ceza sahasında penaltı bekliyor olabilir. O kadar basit değil ya. Onlar... Şunu söyleyeyim ben Gençler Birliği maçlarında geçmişte böyle çok kolay şeyler olmuştu penaltılar. Ardından da çıkıp Cavcav konuşmuştu. Hala onları bekliyorlar. Değil mi hocam hatırlar mısın? Her Gençler Birliği Fenerbahçe maçında olaylar olurdu. Evet. Aziz Yıldırım'a laf söylerdi Gençler Birliği Başkanı Cavcav atışırlardı filan. Hatta iki tanesini de söyleyeyim buradan Cüneyt Çakır vermişti. Evet. İkisi de hikayeden penaltıydı. Yani buyurun. Biri Alper Potuk'tu dün gibi hatırlıyorum. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası... Gruplarında ikinci hafta müsabakaları da 22-23, 24 Aralık'ta oynanacak. Yani dolayısıyla burada cezalı durumu Nani'yi göndermeyebilir diyoruz. Nani'yi göndermeyebilir Fenerbahçe yönetimi. Ya direkt kırmızı mı görmesi lazım o zaman bu durumda? Bilmiyorum hocam. Direkt kırmızı görürse bence alacağı cezaya şu bağlı. Yaptığınız hesabı Nani yapmamıştır. Şu anda Nani Ankara'dan mutluluktan uçuyordur. Şu İkinci sarıdan atılırsa yine bir maç alacak. De ben kupa yuvama maçı gitsem rotasyon kullanıyor dedi. Ya belki... İzin de verebilir. Niye? Kupa maçında rotasyon yapıyor ya orada. Rotasyon yapıyor ya. Ama kupa maçında oynatmadığı zaman bir maça geçerli değil mi? Geçerli. Hayır onu söylemiyor. Ligde geçerli zaten sarı kart cezası. Kırmızı kart görürse yani iki maç ceza alırsa o Ziraat Türkiye Kupası da geçerli. Valla ona kararı o verecek hocam ama ben olsam veririm yani. Ya. Ver ne olur. İzin ya. Mi verirsin? Verecek ya. Zaten. Vallahi veririm. Tam futbolcu dostu Tanju Çolak. Vallahi olarak. Veririm ya. Ben de veririm dostu. Ya. Niye vermeyeceğim ya? Ya nereye ne yapacak abi? Niye gidiyor ya bu Tanju, kadar kolay? O öbür peki o nasıl gidiyor bu kadar kolay? Görmeyen diye kim diyelim? Diego. Görmeyen işte Alves. Prim mi alacaksın? Onlara prim vereceksin. O zaman ya arkadaşlar bak kendi hesap her maç başıları var. Nereden baksan 20 bin eurodan fedakarlık yapıyor çocuk. Ya 20 bin euro onun için ne olur be Tanju? 20 bin euro onun için ne olur? Ya sanki var ya. Salih Uçan'dan bahsediyoruz. Uçak gidiyor adam da. Yani. Para hocam 20 bin eurodan fedakarlık yapıyor. Hala eleştiriyorsun vallahi hocam. Fenerbahçe'nin 20 bin eurosu cebinde biz kaldı biz onu burada 8 ayda zor kazanıyoruz hocam ya. Ya tamam ay. Başakşehir öne geçti sevgili seyirciler. Ne Başakşehir penaltıdan Emre Belezoğlu'nun attığı golle Eskişehirspor karşısında 72. dakikada skoru 2-1'e getirdi. 1-0 öne geçmişti Eskişehirspor. Az önce bir penaltı vuruşuyla Emre Belezoğlu Başakşehir'in 2-1 öne geçirdi. Altuğ bizi izlemiyor mu? Bilmiyorum. Hiç yazmıyor, çizmiyor. Dün akşam yazıyordu, çiziyordu. İlgileniyordu. Demek ki akşam ben manevi destek vardı. Sen benim olduğum yerde bir şey yapmıyor. Müdahale etmiyor. Teşekkür ederim Altuğ. Hep böyle ol canım benim. Seni seviyorum. Ne oldu? Bir şey yok. Olayı kapattık işte böylece. Benim olduğum akşamlar Altuğ yazmayacak. Ya bak Gençler Birliği takımı altlarda diyoruz, zor yerde diyoruz.
tartışılacak bir sürü hakem ya yani bir sürü yönetim hataları var diyoruz ama maçı kazanmak için de bir şey yap be kardeşim. Yani. Ama Gençler Birliği bu bir nasıl kazanmak ama için? Bu ne yapmışım peki şu ya ana kadar? At, bir Gökhan, şey kaç tane ne yapabilir ya? He? Ya hocam ne yapabilir? Gökhan ne yapabilir? Abi yapma takım? Kabir'le bir kontra atak yaparsın, top, uzun top yaparsın, top sende kadar o kadar değil. Fenerbahçe'de muhteşem top oynamıyor şu an yani. Ya evet ama o güç yok. Yani seni oynatmayacak yok. Bir Fenerbahçe yoksa adam. Kabul ediyorum, sen oynamaya çalış o, o ya. O güç yok, o inanç yok. Ya işte o birliktelik yok. Fenerbahçe'nin bu sezon başlarken ben diyordum ki yani Fenerbahçe herhalde o 103 gollü sezon var ya Tanju abi, gol rekorunun kırıldığı. Evet. Herhalde sen orayı zorlar diyordum bu sene. Sen var mıydın o sene? O sezon ben Galatasaray'daydım. Hayır, var diye diyor ya hani hatırlatmak için acaba dedim. Hayır, o yoktu canım. Gökhan dedi ki şunu yapsın bunu yapsın Gençler Birliği de. Şu takıma bakıyorum attığı gol 14. Evet. Eskişehir Spor'la beraber. Ha, mücadele et be. Ki Eskişehir'de hocam, bugün bir gol attı o da geçti. Yani mücadele ediyor hani bir laf var ya adım Hıdır elinden gelen budur. Yani yok daha fazlası yok ya bu takım. Ha, atar belki 1-1 biter bilmem ne olur şansı ama yok. Baktığın zaman adamın 3 galibiyeti var Tanju. Aynen katılıyorum. 3 tane galibiyeti bu. Yani şimdi bu sene Cavcav bu kadar para harcamış ama geçen para, seneki takım değil bu. Bu kadar para harcamış. Hocanın biri gitmiş biri gelmiş. Çok Cavcav para mı harcadı? Harcamış hocam. İlhan Cavcav para harcadığı ender sezonlardan biri. Belki o yüzden bu kadar çok teknik direktör değiştiriyor diyeceğim ama ortalaması bu. Yani genelde öyle yapıyor. İlhan Başkan'ın ortalaması. Her sonuç 4 tane var yani. Takıma bir müdahale etmese çok iyi olacak tabii. Ama. Yani Gençler Birliği'nin gol atması, kuşun taşa çarpması gibi bir durum. İlk 80 dakikada. Nereden buldun onu ya? Çok aradın mı? Ha? Kuşun taşa çarpması. Değişik geldi. Havalı. Kuş taşa çarparsa yani gol olur. Ancak kuşa bir şey olur ha. Derin bir sessizlik oldu. Tanju abi. Ne yapalım? Selam faslına mı geçelim? Yok yok. Yani. Herkes bekliyor selamı şu anda bak, şeyde ya. Gökhan çok istedi. Mı yani? Gençler Birliği bir geldi. Anla. Ya. Evet, ceza alanına doğru geldi Tanju Gençler Birliği. Tanju abi Alto izliyormuş bu arada. Bir nefes aldığını hissettirsin bir C yapsın. Ortak yazmış. Kanaldan bir C yapsın. Yazmış. Ben telefona bakamam senin gibi. Şu anda ben canlı yayındayım. Şık ve etik olmaz. Öyle mi? Sen her şeyi yaparsın öğleden hocam sonra. Yemin ediyorum bak. Peki bu yani çok fazla değil. Bir saat daha var programın bitmesine. Bir saat 10 dakika civarı. Ne olmuş? Kesinlikle bakma telefonuna. Gözüm sende artık. Ya gözün değil. Her ömrüm bende olsa ne olur ya. Görürsün. Göreyim lütfen. Aa benim üstüme oynuyorsun benim ha. Benim bunu sallıyordun. Yine bakayım. Senin, bu senin oğlum benim değil ki. Ben hayatım boyunca yapmadım. Hayatım boyunca. Önüme getirdin sen mi bıraktın? Ben mi bıraktım? He. Şuradan sen kendini alırsın. Benimle oynama. Muhittin hocam bu arada 75. dakika. Ankara'da maç başlarken eksi 2 derece sıcaklık vardı. Zemin takır takır bir zemin Tanju. O da, buz mu vardı hocam? Yani şey soğuk olduğu zaman Ankara'nın zemini biliyorsun. Ankara'nın soğuğunu iyi bilirim hocam. Güzel de olsa donarsın böyle. Donarsın. Haluk da iyi bilir. O da oynadı topçuluk zamanlarında orada bayağı bir oynadı. Oynadın mı Haluk? Yok. Bir ara Gençler Birliği'nde oynamadın mı sen? Askerliğimi orada yaptım hocam. Öyle mi? Gençler o yüzden bir... soğuğunu bilirim yani. Yani Gençler Birliği. Gökhan nasıl değerlendirirsin 75 dakikayı? Ya oldukça sıkıcı. Hani Fenerbahçe golü attıktan sonra da iyice ne izlenilecek bir hal almıyor yani maç. Yani ben izleyenler yerinde olsam yemin ediyorum açar bizi seyrederim. Samimiz o kadar kötü. Ama bizim de performansımız bak, maç. O kadar kötü. Ben de bizi seyrediyorum bak karşıda monitörden hocam, bizi seyrediyorum. Maçı bıraktım bizi seyrediyorum. Çok güzel yani. Nasılsınız hocam? Ya çok baktın çok iyi. Süper bir dörtlü. Süper bir o dörtlü. Zaman biz Galatasaray'a geçelim. Bence yani de geçelim Allah aşkına. Yoksa Muhittin Hoca durmayacak. Son bölüm var ya. Son bölüm var. Ama Fenerbahçe var ya şey gibi. Anestezi gibi biliyor musun Tanju? Yani. Kötü oyun. Niye? Bir tane baydı yani baydı. Rakip yok. Seyredenleri de bayıyor. Rakibi de bayıyor biliyor musun? Hocam Ozan giriyor. Belki bir hareketlilik olur. Hocam beni bugün gençler Fenerbahçe'den çok Gençler Birliği baydı ya. Yani orada sayı geçemiyor hocam Gençler Birliği. Volkan da girmiş. Volkan da girdi anlamadım demin. Şimdi hareketlenebilir bak oyun. Var. Oyun şimdi hareketlenebilir. Bir dakika Markovic mi çıktı acaba? Yok ters kanada yaptı Volkan'ı. Sola koydu Volkan'ı. Artık içeriden de yardım alamıyoruz. İlbey de. İlbey de mi bayıldı? İlbey Fenerbahçe bir... önde kardeşim. Çıktı, anlamadım ya. Bizim televizyondan değil değil mi arkadaşlar? Bir sisli gibi bir görüntü de var. Ama sis yüzünden biliyorsun uçaklar falan filan röter yaptı bugün. Televizyonda bir alakası. Değil mi? Ankara'da inanılmaz sis var. Maç oynanmayabilirdi falan şüpheleri de vardı.
Alex, şu değişikliklerde... Markovic, Volkan Şen ve Diego Ozan Tufan. Nani oyunda. Nani oyunda. Diego'yu çık... İyi, Diego. Anlamadım. Markovic'in ne yapmak istiyor bu adam? Markovic oynamasın hiç. Ya Tanju, benim söylüyorum kaç haftadır, şu Ozan'ın oynaması lazım. Milli takım için de oynaması lazım. Pembe kar yağması lazım. Ülke futbolunun ona ihtiyacı var. Pembe kar. Fransa'da ihtiyacımız var. Ya pembe. Bana ne Joseph'ten diyorum ya. Joseph kadar oynamaz mı bu adam ya? Fazlasını oynar. Bence de oynar. Eksiği niye yok, peki? Fazlası var. Niye? Şey çünkü... getirmedi diye mi? Pereira getirmedi diye mi? He? Yani buna mutlaka, Türk olduğu için mi oynamıyor buna çocuk? Mutlaka ikinci yarı Aziz Yıldırım müdahale edecektir. El koyacaktır. Ne oldu, niye güldün? Ben öyle düşünüyorum. Niye ikinci yarı? Çünkü şu ana kadar niye koymadı yani? Şu ana kadar analiz ediyor. Hangisi iyi, hangisi kötü diye. Devre arasında bir toplantı var diyorsun. Bir araya girecek. Bir Antalya kampında bir şey olacak yani. Ya Aziz Yıldırım'ın da şu takımdan ben memnun olduğuna inanmıyorum ben. Galip mutlu geliyorsa, olduğuna inanmıyorum evet, ben de evet, yani. Evet. Aziz Yıldırım golü sever, golü Aziz Yıldırım skoru sever, golü sever. Güzel futbolu sever. Benim ama zamanımda futbol şube sorumlumdu. Vay Aziz Başkanım be. Hocam Altuğ dedim bak, Altuğ çalıştı bak. Ne yapmış? Fenerbahçe tüm resmi maçlarda 11-15 maçtır yenilmiyor. 9 galibiyet, 6 beraberlik. Fernando Ağa bu sezon resmi maçlarda kaydettiği 12 golün 7'sini kafayla attı. Daha devamı geliyor hocam. Sonu yok yani. Tanju ya, şey zamanında bile, hani sen çok sevmezsin ama Ersun Yanal zamanında bile daha çok gol atan, böyle daha istekli bir futbol oynuyor değil mi Fenerbahçe? Fazlasıyla. Şimdi gerçekten öyle. Ersun Yanal'ı sevmem, yani teknik direktörünü kabul etmem ama yani oynattığı futbol Pereira'dan iyi olduğu bir gerçek yani. Bunu da kabul etmek lazım. Yani şeyden bile, oynanan futbol olarak İsmail Kartal döneminden bile kötü şu an Fenerbahçe. Galip geliyor, tamam. Keyif vermiyor hocam, keyif vermiyor, ya, mutlu etmiyor. Yani ya, sadece tek başına ya? Mutlu olan biri var burada. Pereira kardeşim. Pereira. Ben Fenerbahçe taraftarlarının da mutlu olduğunu düşünüyorum ya. Düşünüyorsun. Olduğunu. Kesinlikle mutlu olduğunu düşünüyorum. Ya, neden böyle bir çünkü düşünüyor? Alıştırdı. Sezon başından ya, beri böyle oynuyor. Algı Fenerbahçe yaptı, böyle oynuyor. Ben Fenerbahçe bunu yapıyor. Sokaktaki insanla konuşuyorum Gökhan. Hiç hocam ben de kusura bakma da Etiler'den çıkmıyor. Sokağa çıkmıyor. Sen Etiler'de mi konuş? Aa, Tanju Etiler demiş. Ben Etiler'den dışarı çıkmıyorum çünkü. Bu arada Altuğ da Etiler'de takılıyor. Altuğ haberler. Hakikaten mi? Ya ben şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe'nin mutlu olmaması için bir sebep yok ki. Bunda da mı sarı kart yok? Bunda da mı yok? Alves var ya. Verdi galiba ya eli cepte. Alves sarı mı sence hocam? Bu sonra bu iş oynama şeyi yok ki. Bir de sert bir hareket yani. Böyle normal bir omuz momuz değil. Yarı dövme. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Mete'de var ya, bak, inadına göstermiyor. Gösterdi ya şimdi. Hocam bir dakika şimdi. Alves'e Mete... gösterdin mi? Evet. Bakmadım. Göstermedi Alves'e. Gösterdi mi? Göstermedi. Göstermedi sarı kart. Bakalım. Bu kaleye topa bak Allah aşkına. İlbey göstermedi değil mi? Biz burada yani arkadaşlarımız da bir baksınlar. Göstermedi diyor İlbey de. Yani şu... Sert bir hareket. Engelleme var. Geçerken eliyle itiyor. Bir de Tanju yani bayağı bir şey yapıyor böyle. Ya o da şimdi diyor ki hoca artık hani yani 1, 2, 3, 4 göster diyor. Nani ile beraber gideceğiz diyor. Yapma bileti aldık. Hocam diyor biletler hazır diyor. Business'tan biletler kesilmiş. Business'tan biletler kesilmiş. Mis. Hocam yalnız Mete Kalkava'nın göstermemesi de enteresan. Çünkü şimdi haftaya Sivas maçı var. Şimdi Okan Buruk da diyor ki ama görsün abi hepsi diyor. Evet. Cezalı duruma düşsünler diyor. Okan Buruk da öyle düşünüyor. Oyun geneline baktığın zaman bu tür pozisyonlara Mete'ye neden fazla bir şey diyemem. Standart yani. Bunları faulle geçiştirdi ya da bazı pozisyonlarda çalmadı. Her pozisyonda sarı kart verilmemesi lazım ama hocam. Ama şu yani gösterilebilir Tanju. Biraz yani tercih hakkı şey olabilir. Kullanmadı hocam. Tabii, ne diyeceğiz? Yok onun için ben... Ekspan mı var? Yok hayır. Mete'yi eleştirmem. Yani sorun yok o zaman. Hatası bu olsun hataysa yarı. Bu kadar hataya da hata denmez. Olsun. Derler ya bu kadar hata kadı kızında da olur diye. Evet. Demek ki sen, yani ben de anlamadım. Sosyal medyada hala deli gibi karşılaşmanın hakemiyle ilişkin ciddi yorumlar yapıyor Fenerbahçe taraftarı. Ben anlamış değilim ya. Herkes şeye alışık. Kolay kolay düdük çalan hakemlere alışmışlar. Bizim büyük takımın taraftarları. Abi şu Van Persie'nin düştüğü duruma bak ya. 82. dakika. Fernando çıkıyor. Van Persie oyuna giriyor sevgili seyirciler. Hamle oyuncusu Van Persie. Ya en azından Fernando sarı kart görmedi, ceza duruma düşmedi. Çıkarken görmezse. Şeyi kurtardık değil mi? Fernando'yu diyor. Pereira. Ama ben Fernando'yu kurtardık diyor. Arkadaşlar hiç birbirlerinin suratlarına bakmıyorlar biliyor musunuz? Hiç gördün mü? Değil mi? Evet. Hiç bu arada Fernando da sarı kart görmüş, o da ceza duruma düşmüş. Evet, Nani Fernando iki tane.
61. dakikada gördük. Biz görmedik. Konu var orada. Siz fark etmediniz. Yani Fernando ikisi. Bak ikisi de birbirine selam vermedi. Suratına bakmadı ya. Yemin ediyorum ya. Arkadaşlar ikisi de takımın santrı. Bence de hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyorum katılır mısın? Yıldız futbolcu olduğun için soruyorum sana. Şimdi Van Persie Fernando ile bir temas sağlamak yani sağlamamak da haklı olabilir de. Yani sen de Fernando'ysan çıkarken git bir adama sarıl, bir elini uzat. Git bir elini öp. Yani, hocam yanlış mı? Yani ben sana katılıyorum. Yani hiç bak böyle empati bak, kurman için şöyle söylüyorum. Şöyle yaptılar bak. Hiç birbirine bakmadan o kadar güzel kamera gösterdi ki siz görmediniz. Şimdi Gökhan. Görmüyorum. Ben çok canlı izledim evet. Böyle dört gözle. Peki, hiç selam yok. Göz göze temas bile yok. Gökhan'ın söylediği güzel bir şey ama acaba kulüp içinde idmanlarda ne yaşıyorlar onu bilmiyoruz. Acaba Van Persie buna karşı böyle şey mi yapıyor? İşte ben o Fernando'nun özgüveninin sebebini söyleyeyim. He? 1 Meireles, 2 Vitor Pereira, 3 Diego, 4 Josef de Souza, 5 Nani. Ba. Bunların Ba. Ca, A, O hepsi var hocam. Say. Bak bunların hepsi o Fernando'nun özgüveninin sebebi. Şimdi bak. Sadece o sen değil bence. Ama attığı goller de var hocam. Özgüven sebebi değil. Hayır var tabii. Acaba ben Van Persie yani ona karşı yiyecekler soğuk Van Persie'yi. Bak soğuk bak, mu yapıyor? Van Persie'yi yiyecekler hocam. Yiyecekler bak görürsün. Van Persie'ye yeteri kadar şey tanındı. O da kullanamadı yani o bir gerçek. Niye hocam niye kullanamadı daha ne yapsın? Giriyor giriyor gol atıyor hocam. Ben son zamanlarda göremedim Tanju. Hocam, son zamanlar Persie... son 17 dakikada ne yapsın bu adam? Hayır bir şey söyleyeceğim. Öbürü girdi attı, 17 de attı, 14 de attı. Fernando o kadar gol attı. 5 tane golü var ligde. Fernando'nun 5 tane ligde, Van Persie'nin de 5 tane golü var. Yani Van Persie'yi neyi kullanamadı ben anlamadım ki. Yani 6 bu maça kadar diyorum. Neyi kullanamadı abi? Ne yapacak ki Van Persie? Van Persie gerçi doğru. Atacağını pardon arayacak. Hocam biz yabancı hayranıyız. Eto kaç tane gol attı Eto? Biz yabancı hayranıyız doğru. Eto kaç tane gol attı? O takımda bütün takım Eto'ya çalışıyor hocam. Ya bırak Fenerbahçe'ye de çalışıyorlar Van Persie'ye ne olacak? Van Persie'yi sen atacaksın kimse kardeşim. Çalışmıyor. Fenerbahçe'de hocam atacağım. Eto Fenerbahçe'de oynasa vallahi atamazdı o kadar. Tabii atamaz nerede? Ya. Fenerbahçe'de daha fazla atar. Atamazdı Fenerbahçe orta sahayı. Fenerbahçe'de daha rahat atar. Hocam Fenerbahçe 1-0'ı gördükten sonra orta sahayı geçmiyor nasıl atacaktı? Eto öyle yapar, böyle yapar. Dördünü, beşini penaltıdan atar zaten. Gene atardı. Atar Eto. Yok Tanju abi, orta sahayı geçmiyor arkadaşın. Şimdi olur mu atar? Arkadaşlar bizi yana mı koydunuz? Kameraya baksana. Bu kim? Şirin Berber mi bizim eski? Ne? Sol. Şirin Berber dedi ya. Sol bek vardı ya. Sevgili Şirin. Şirin Berber dedi. Hatırladın değil mi Tanju? Sen hatırlaman iyi yani. Hocam bizim, ben araştırdığımdan biliyorum. He tabii. Basından yoksa ben tanırsın. Çıplak gözle izlemişliğim yoktur yani. O hep böyle kurumsal firmalarda çalıştığı için hocam. Evet. Hem Etiler tarafına takıldığı Etiler için. Etiler tarafına değil mi? O biraz şeydir yani. Aplas. Aplas. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Biz de halkın içinden gelen insanları sayın. Hiç öyledin de değiştin. Tanju. Kazayla mevzuyu şeyden açtın. Mustafa Denizli ve yıl 85-86 falan derken Gökhan haklı olarak öyle bir şey yok falan sonra... Ya pardon Gökhan dedim. Gökhan o zaman 8 yaşındaymış tabii. Hatırlamaması normal. Hemen 90'lara döndük değil mi Gökhan? Evet hocam. Haluk ya bizle ilgilenmiyorsun iş ya. Onun bir telefonu var artık. Haluk niye ilgilenmiyorsun bizle? Uzun bir aradan hocam, ben halde sarı kart gördüm görmedim. Onunla biraz ilgileniyorum şu anda. Görmedi benim. Ben de öyle ama yanlış yanıltmayalım diye bir bakıyorum ben de. Evet. Yani bakıyordum daha doğrusu. Peki Tanju abi 86. dakikaya geldik. Yavaş yavaş artık karşılaşmanın sonlarına geldik. Sen geldin. Bu maçta çok gol olmaz demiştin. Yani zaten Fenerbahçe maçlarında çok gol olmaz demek sen büyük bir kehanet değil. Ya sen söyleseydin o zaman. O zaman niye bu konuyu açıyorsun? Hayır bir maçı değerlendirmeni rica edeceğim. 87. Ama öncesinde bir öpüyorsun Tanju, beni. 12 maç, ya, 12 galibiyeti. Kollarını kanatlarına sıra mı aldın? Ne yaptın? Anlamadım yani. Sanki 12 galibiyet, 6'sı 1-0 ya. Takıma bak. Hocam, 12 galibiyet. Böyle bir derse, kusur etmiyorum. Böyle bir derse 6'sı 1-0. Ya hocam ya. Vallahi çok ilginç ya. Bir puan tablosu var. Pereira var ya helal olsun puan ya. Puan tablosu var mı İlbey? Var ya helal puan, olsun ya. Puan durumu var mı? Yok mu? İstiyorsan çarpım tablosunu bile yapayım sana. Al ya şuraya bak abi. Hangi ne istiyorsun? Ben anlamadım ya. Bunu yendi. Yenerse. 37 oldu. Yenerse 37 oluyor. Ve Muhittin Boşat'a göre ifade şu. Ya bir takıma bak ya 6 tane maç 1-0. Ne olacak hocam 1-0 olunca bak şimdi eksi 3 puan mı yapıyorlar anlamadım ya. Sen bir Beşiktaşlı olarak çok memnunsun Pereira'nın gitmesini istemiyor Tanju. Son hocam derece çekişiyorlar ya. Hocam Allah aşkına çekişiyorlar bak. Çekişiyorlar ya Fenerbahçe'yle. İstemiyor. İstemiyor adam. İstemiyor burada ya. Bak, duygusal mı konuşuyor hocam? Bak, burada duygusallığa yer yok. Sonuna kadar haklısın. İnan bununla hiçbir alakası yok. Sonuna kadar
Sonuna hocam, kadar haklısın ya sen. Ya tabii ki gitmesin Pereira. Yok, hanım, niye gitsin de? Sen. Ama ben sana bir gitmesin, şey söyleyeyim. Gitmesin değil mi? Gitmesin. Gitmesin değil mi? Evet. Bak, Tanju ama Yunan hocam bak. Bak. Seneye bir dakika Şenol Hoca'yı yollayıp Pereira'yı alalım mı da Beşiktaş'a sizin? İster ya bir soru Allah ya Allah Tanju ya. Değil mi? İster hocam, misin Beşiktaş'a? Hocam bir şey söyleyeyim. Güzel bir soru soruyorum. Bir şey söyleyeyim. Çok memnunsun. Bak sana güzel bir soru sordum. Pereira'yı Beşiktaş'a ister misin? Ben Pereira'nın Beşiktaş'ı çalıştırmasını istemem. Ben çünkü Şenol Güneş'in kimyasının Beşiktaş'ta fazlasıyla uyduğunu düşünüyorum. Ya fazlasıyla diyelim ki bu sene Fenerbahçe bir senaryo. Evet. 2 puanla, 1 puanla neresi şampiyon oldu. Evet. Beşiktaş ikinci oldu. Şimdi şampiyon takımın hocasını ister misin, istemez misin? Ben Pereira'nın Beşiktaş'ta olmasını istemem, net söylüyorum. Ya yani. İstemezsin o zaman niye Oğuz Baba'na metiyeler diziyorsun? Ha Tanju ya. Bir sıfırmış da şöyleymiş de böyle Gökhan hocam, ya. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Ya Gökhan. Bak tamam biz inanamıyorum ya tamam biz bir Allah aşkına bir şey söyleyeyim. İnanamıyorum ha. Siz bu akşam çok zıt gruplar oldunuz. Ben anlamadım. Ben bir şey ben saygınızı yitirmeyin. Yok estağfurullah. Yok, tartışın ama saygınızı yitirmeyin. Yok, ben burada kötü benim, şeyler hissediyorum yani. O benim kardeşim. Eyvallah. Bilmiyorum abi, hocam hissettiklerimi ben hep görüyorum, yaşıyorum, biliyorum yani. Saygı duyduğum futbolun içindeki ender insanlardan birisidir Muhittin hocam. Ben de öyle. Sevdiğim, bilgili. Eyvallah. Hep böyle görüyorum. Ama devam edin. Hep böyle görüyorum. Biz konuşuyoruz. Bu arkadaş burada şey ya. Bu akşam arkadaşı idare edin. Maçı izliyorum hocam. Maçı yani gözlerimi alamıyorum maçtan. Bu muhteşem maçı izliyorum. Maçı maçtan gözlerimi alamıyorum şu anda. O yüzden kusura bakma hocam. Ya hocam ben yani bu sezon... Gökhan tamam, şey de memnun. Galatasaraylılar da memnun. Galatasaraylılar da memnun Tanju. Hayır. Hocam bu nasıl bir maç yani anlamadım ki. Hani hiç kör dövüşü bir maç. Yani Fenerbahçe tam 1-0 yakaladı. Yani Fenerbahçe'de orta sahadan hiç kimse hücuma gelmiyor. Tanju. Tamam dakika 90 ama Haluk ne yapacaksın? Yani 1-0 maç. Gökhan'cığım yani... aşağı yukarı 50 dakikadır böyle. Yani hani son... Yani şu an için söylüyor. 89-90 kimse gelmiyor diyorsun ya. Son derece keyifsiz bir takım ya. Evet. Vallahi keyifsiz. Bu kadronun böyle oynamaması lazım ya. Yazık. Yani bugün ben Galatasaray-Akhisar maçı seyrettim hocam. Şahane bir maçtı ya. %100 katılıyorum sana. Maç gibi maçtı yani. 3-2 Galatasaray mağlup da olabilirdi. Vallahi maç gibi maçtı yani. Ama keyif alıyorsun ya maçtan. Futbol vardı hocam. Akhisar bir şey yapmaya çalışıyor. Galatasaray şimdi bir şey yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de yani burada var. Fenerbahçe golü attı. Maç bitti abi Fenerbahçe. Fenerbahçe defansta çok kalabalık oluyor. Yani hücuma kalabalık çıkmıyor. Üçüncü bölgede. Tamam da Tanju abi şimdi bu soğukta. Hoca dedi ki -2 derece. Yani binlerce Fenerbahçe taraftarı gitmiş oraya ya. Kimle çıkacak Tanju? Josef'le mi Mehmet Topal'la mı ya? Çıkamaz. Diyorum ya. Ya hocam. Yani tamam artık hani skor bir tane çok önemli. Taktik bu. Tamam da Tanju abi binlerce insan var orada. Böyle bir taktik vermiş. Yani biz burada televizyonda sana göre mi? Yani biz burada televizyonda maçı yorumlarken ya daraldık, bunaldık yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu izleyicimize de geçiyor bizim. Yani buradaki performansımız niye bizim bu kadar kötü bugün? Niye? Maç kötü çünkü. Bizim bir performansımız değil. Sen yoksun. Niye yok? İşte benim kötü Haluk, yani. Keşke Haluk da gelseydi ya programa. Ya, hakikaten ya. Haluk nerede? Ya. Haluk da gelseydi keşke programa. Bugün abi ben gerçekten... Dinli mi? Samsun'a mı yolladın onu sen Tanju? Ya şu maç bitse de Galatasaray'ı konuşsak diye sabırsızlanıyor olabilir Haluk bu evet, arada. Evet biraz onun için sabır. Ben yani. Galatasaray'a döneyim dedim. Girmedin hocam. Galatasaray'a da girmedin. Sen çok dedin. Bir zaman geriye kalıyor bak. Hayır. Sen dedin Tanju abi Galatasaray dedi. Onu Galatasaray'da konuşacağız. Hayır. Gelin abi Galatasaray'da konuşacağız. Yok. Atletico Madrid konuşalım istersen. Hakikaten çok kötü. Bu arada Atletico Madrid'in Gökhan Töre'yi istediğini de söyleyeyim. Yok Atletico Madrid değil ya. Neydi? Real Madrid. Atletico Madrid. Real Madrid bugün 10'a 2 kazandı evet, hocam. Evet hocam Atletico Madrid de istiyor. Ha de istiyor yani. Tamam. Neville kimin hocasıydı pardon? Valencia mı? Valencia'nın mı? Valencia değil. Sevilla'nın mı hangisi? Rayo Vallecano. 10 tane yediler ya bugün. Yok. Bizim kameraman arkadaş da Rayo Vallecano diyor eskisine. Yok yok ya. Gökhan'ı adam 10 tane yedi ya bugün. Söylediği ondan şey şu ya. Şeyi alamıyorsam diyor, Barcelona'nın sağ beki vardı ya. Alves. He, Alves'i alamıyorsam alabileceğim ilk adam Gökhan Gönül diyor. İlginç. Ben Gökhan Töre için adına söyledim zaten hocam. Atletico Madrid'i. Ben Gökhan Töre için. Ben Gökhan Gönül diye. Fenerbahçe maçı ya. Töre için söylemiştim yani. Atletico Madrid deyince ben de öyle yapayım dedim. Kime gösterdi? Biraz sarı kart. Ozan Tufan'a. Ozan da mı gidiyor yoksa tatile? Yok. Ozan'ın sınırda değil galiba Ozan. Ama bu da sarı. Doğru kart. Bu da sarı kart. Ayağıyla bu soğukta da var basmış. Ya nasıl Tanju o ay. Yıkılıyordur şu ya anda. Ya şu anda acı, var ya bu soğukta. Acı büyüktür. Atatürk 19 Mayıs stadındaki Ankara'daki taraftarlar var ya bir an önce şu düdüğü çalsa da gitsek evimize diyordur ya. Yani hiç bu kadar mı yani bir takım yani 22 kişinin de tribündeki taraftara saygısı olur hocam ya. Yani tamam kazanıyorsun filan da yani bu yazık günah vallahi ya bu kadar. Bakalım maçtan sonra ne söyleyecek?
Galiba kale arkası tribün full olduğu gibi. Yanılmıyorsam kale arkası tribün maç biletleri de 100 liranın üzerinde. Bak, o derece pahalı. Bak yanılmıyorsam. Öyle mi? Ya bir de para veriyorlar yani. Bir de onu düşün. Bedava mı? Ne? Bedava mı diyorsun maç? Hayır, bir de bu soğukta üstüne para veriyorsun. Cavcav Fenerbahçe'yi her zaman yakalayamaz ki. Ama Anadolu takımlarının hepsi yapıyor bunu. Hepsi yapıyor bunu. O da haklılar mı? Yok abi böyle hak ya olmaz ya. Ne yapsın ya? Bir standart getireceksin. Türk Hava Yolları yapıyor. O Anadolu takımları yapsa ne olur bayramda, seyranda. Bak, 100 liralık şey çat diye 350 liraya çıkıyor. Ne diyorsun abicim sen ya? Bırak onlara 40 yılda bir yapıyor ya. Yapsınlar. Mete Kalkavan ne olur bitir diyorum ben. Mete Kalkavan. Bitiyor son 10 saniye. Ya hocam hele yani son 10 dakika. Kabus falan... bitiyor kabus. Kabus bitiyor merak etme. Son dönemlerde seyrettiğim var ya. Son dönemlerde seyrettiğim en kötü maçlardan birisi ya. Bu arada Alves yine orada hocam. Alves'i görüyor musun? Alves direkt kırmızı hocam istiyor. Hocam Alves'e hiç kart yok muymuş yok. Ya? Yok. Bak şimdi Alves'e bak hocam ne yapıyor bak. Alves'e bak. Alves değil. Bak bak hayır şimdi bak geliyor. Hayır, bak, arkadan geliyor hocam Alves. Bak hocam. Bak hocam. Görüyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alves'in bunlar normal hareketleri. Tamam da kart yok mu hocam? Normal. Yok almamış yanına Mete. Ben böyle bir şey görmedim ya. Alves'e karşı bugün biraz şey, hoşgörülü. Maça yok çıkarken Pereira demiş çok ki. Çok kritik bir soru evet, sorayım. Ama sevgili seyirciler, Fenerbahçe. Evet bitti. 1-0 kazandı. Tanju son dönemde seyrettiğim en kötü maçlardan birisiydi. Ya hocam kazanan hakkıdır, her zaman hakkıdır. Yani 3 puan elbette çok önemli. Bir de şeyi de alalım. Ama yani, ne konuşacak? Şu konuşmalarını biraz... alalım şu Pereira'nın. Bakalım tamam, neler söyleyecek ya. Ben çok merak ediyorum ha Tanju. Bakalım. Altın diye iyi oynadık. Ben söyleyeyim mi hocam? Neler yaptık? Bak maç öncesine hiç bakmadım, hiçbir yere bakmadım. Maç öncesi bak açıklamasını yani söylüyorum Pereira'nın. Agresif bir Fenerbahçe olacak. Agresif oynayacağız ve kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Bitti. Maç sonu söylüyorum. Altın değerinde 3 puan aldık. Bu mihvalde bir şey söyleyeceğim. Ya tamam çok ya önemli. 3 yani... puan elbette 3 puan çok önemli de Tanju rakip... abi. Vallahi uyuyordun ya. Ben arada dönmesem bak, sana uyuyordun ya. Ben Pereira'nın yerinde olsam bak Akhisar puan kaybetmiş. Zirvedeki en yakın takipçimizin puan kaybettiği haftada 3 puan almak, deplasmanda 3 puan almak önemli demesi lazım. Bak çünkü orada hem Galatasaray'da bir... Bu arada Başakşehir'de 2-1 yendi Eskişehir Spor'u. Yendi mi? Vallahi Abdullah Avcı'yı da kutlamak lazım, helal olsun. Eskişehir'i yenmeyi de dövüyorlar gerçi. Ya kim? Eskişehir'i de yeniyor adam. Kısa bir reklam arasına gidelim. 0'dan 2-1'e dönmesi güzel tabii. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasına gidelim. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni Ankara'da 1-0'la mağlup etti. Kısa bir ara aranın ardından hem bu karşılaşmanın maç sonundaki açıklamaları hem de Galatasaray-Akhisar karşılaşmasının detaylarını konuşacağız. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tekrar Anlık Skor'da birlikteyiz. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında 1-0'la kazandı. Fernanda 34. dakikada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Fenerbahçe Ankara'dan 3 puanla dönüyor. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Gözler artık yarın Beşiktaş'la Osmanlı Spor'un oynayacağı karşılaşmaya çevrildi bakalım. Beşiktaş yarın Osmanlı karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp liderliği tekrar alacak mı? Tanju abi kısaca Fenerbahçe maçını değerlendirelim. Oradan Galatasaray karşılaşmasına geçeceğiz. 1-0 iyi sonuç deplasmanda. Doğru sonuç mu? Evet. Skor önemli mi? Önemli. Oynanan futbola baktığımız zaman Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı bir gerçek. Ama şöyle bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna. Yani bugün sahada sahne alan yok ya. Yani böyle bir artı üst kademede oynayan yok. Yani böyle öne çıkan, çok isteyen, çok arzu eden bir futbolcu da görmedim. Yani ne Markovic, ne Fernandao, ne Nani. Ama her şeye rağmen... Gökhan bile yoktu, Hasan Ali de yoktu. Alves habire foul almak için, sarı kart almak için yapmadığı, atmadığı takla üstüne oynadı Mete'nin. Sevgili Mete de hiç oralı olmadı. Enteresan yani sarı kart göreceği birkaç pozisyon vardı. Yani kısacası ne Gençler Birliği futbolunu oynadı, ne Fenerbahçe futbolun üzerine koydu. Ama önemli olan Fenerbahçe için galibiyetti. Fenerbahçe 3 puan aldı, İstanbul'a geri geliyor. Haftaki maçı düşünmek zorunda. Ama Gençler Birliği nereye koşuyor, ne kadar koşuyor, ne yaptığını biliyor mu, ne durumda bunu da bir an önce Cavcav'ın düşünmesi lazım. Açıklama yapmış. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük para harcayan takımına karşı 1-0'lık mağlubiyet hakkımız değildi. Bir hatadan gol yedik demiş Sayın Cavcav. Ben İlhan Cavcav'ın şu açıklamasında şu soruyu soruyorum. Gençler Birliği bugün kazanmak için ne yaptı ne hocam? Ne yaptı evet. Ne yaptı? Ben cevap vermiyorum. İlhan Cavcam'ın bu sözünü... Benim soruma cevap. Biz başka bir maç mı seyrettik? Yani Gençler Birliği takımı külliyen kötü. Külliyen kötü ve 1-0 mağlubiyet bana göre başarı.
o kadroya, o oyuna göre onlar için bir başarı. Ama Fenerbahçe takımının şu sahadaki 11'i haricinde şuraya bakın ya. Fabiano, Ozan, Van Persie, Volkan Şen, Kadleç, Abdullah Eba ve Caner Erkin. Her eve lazım denilen oyuncular. Tanju, ama oyuna, aynen katılıyorum. Oyuna bakıyorsun hiçbir şey yok. Keyif yok. 38 senedir başkanım. Türkiye'de birkaç istisna hoca dışında hepsini cebimden çıkarırım demiş İlhan Cavcav. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Cebinde ya tutsun bence çıkarmasın. Niye çıkarıyor? Doğru söylüyor. Şeyi bu işleri bilir. Hocam Cavcav konuşmayı bilir Sayın Cavcav. Ben bir şey söyleyeyim. Sağda bu işleri o bilir. Düşündüğü kadar kolay basit değil ama tabii bu kadar yılların verdiği bir tecrübe var. Buna saygı duymak lazım ama bu tecrübe istinaden konuşuyor arkadaşlar. Yani ama futbolu biliyor anlamında değil. Ne kadar çalıştıracak, kondisyon yükleme, teknik, taktik, çalışma sistemi. Onları da öğrenmiştir ya. Yok yok onları öğrenmiştir. Bu antrenör değişikliklerinin diğer kulüplere ve basına örnek olmasını diliyorum demiş. Ne diyor? Bu antrenör değişikliklerinin diğer kulüplere ve basına örnek olmasını diliyorum. Doğru söylüyor. Senede 3 tane 4 tane hoca ile çalışıyor. Bunu örnek alırsak hoca enflasyonu. Ya asıl tartışmamız gereken Fenerbahçe. Niye bu kadar kötü oynuyor bu kadroyla, bu zengin, bu geniş kadroyla? Aslında konuşulması gereken, evet, konuşulması bu. Gereken Fenerbahçe bu. Taraftarı mutlu mu? Fenerbahçe yöneticileri mutlu mu? Ya ben Sayın Aziz Yıldırım mutlu mu? Ben, bu işte önemli. Ben inanmıyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kadar masraf edip böyle bir takım kurduktan sonra böyle keyifsiz oynayan bir takımı izlemek istediğine ben inanmıyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın mutsuzluğunun teknik direktör değişikliği gerektirdiği de ne inanmak, gerekliliğine inanmak bence bir o kadar da saçma. Evet, Fenerbahçe kötü oynuyor. Yok yok, teknik ama, direktör değişikliğinden bahsetmiyorum. Yani Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım lazım. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım tabii ki mutludur. Niye mutlu olmasın? Takımı kazanmış deplasmanda ve şu anda da lider. Bu kötü futboluna rağmen kazanmışsa mutludur. Az da olsa doğru. Yani anlatabiliyor muyum? Aziz Yıldırım yani 40 yılın başkanı. Bu işleri hakikaten onu da bilen, deneyimli, tecrübeli bir insan. En az Cavcav kadar bilen. Bilen birisi. Ben bu takıma, Sayın Aziz Yıldırım'ın galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kazanılan 3 puandan ama oynanan bu keyifsiz oyun haftalardır oynanan oyundan dolayı mutlu olduğuna inanmıyorum. Çünkü ben o Aziz Yıldırım'ı biliyorum. Peki sen Aziz Yıldırım'ı biliyorsun, ben de Aziz Yıldırım'ı biliyorum. Aykut bu takımı çalıştırdı, bu takımı iyi oynattı, bu takıma hücuma yönelik oynattı. Aykut Kocaman ne oldu hocam? Ne oldu? Gitti. Bak Aykut Kocaman'ın fark etmez ki. Yani bak hocam. Şampiyon yapan hocayı da yolladı Aziz Yıldırım. Aynen öyle. Onu söylüyorum. Onunla bir alakası yok. Ben de onu söylüyorum zaten. Şampiyon yapan hocaları göndermesiyle şimdi, meşhur değil mi bu Aziz Yıldırım? Gökhan'ım bak söylemek istediğim şeyi ya ben anlatamadım. Fenerbahçe yalnız son 10 yıldır yani lig devam ederken hoca göndermiyor. Benim tamam söylemek işte yani. İstediğim şu. Çünkü herhangi bir Fenerbahçe taraftarına sorsan bu kadroyla memnun musun oynanan oyundan? Bak. Sonuçtan değil, oynanan oyundan ben asla değil. Ve asla... Ya hocam şimdi burada maçı seyrettik 90 yani dakika Fenerbahçe'nin boyunca... daha iyi oynama şansı var. Bu yetenekte oyuncular var. Demek ki sistemde bir sıkıntı var. Sence bu ne hocam peki diyoruz. Anlat. Sence ne hocam? Sence bence Fenerbahçe ne neden kötü oynuyor? Şimdi bak anlat. Bence taktik neden... Taktik olarak tabii. Konuşalım biraz. Konuşalım. Anladım. Şimdi Fenerbahçe takımı bana göre asla ve asla Mehmet Topal ve Josef'i ben... Türkiye'deki maçlarda yan yana oynatmam. Bilmiyorum. İkisinden birini oynatırım hocam. İkisinden birini. Josef'i daha çok şimdi seviyorsun. Senden bahsetmiyorum. Aha. Pereira için diyorum. Yani hangisi daha çok evladınsa al onu seç. Bu takımda Ozan kesinlikle ve kesinlikle oynaması lazım. Tamam, Ozan'ın. Bana göre. Adım adım gidebilir miyiz? Şimdi tabii. Sen bunu söyledin. Ben de diyorum ki tabii. Zaten Topal'la Josef yan yana oynamıyor. Şeyde Josef santrafor oynuyor galiba. Sağ iç oynuyor. Ya Josef... Yan yanadan kastım aynı 11'de oynamaz diyorum. Ha aynı 11'de. Aynı 11'de. Ha, yan yanadan pardon. Kastım ha, beraber pardon. Kol kola oynuyorlar demedim. Ha, genelde ha. Yanlışlık yok, yapıyor yok, insanlar hayır, da hayır, onu anlatmak yok, için yok, söylüyorum. Onu söylemiyorum. Yani o orta sahada, ben ikisine yer tamam. Vermem. Benim kişisel fikrim. Ben yine söylüyorum Alper oynadığı zaman ben yani Alper'i açık oynatmam. Yani senin o zaman ortan şu mu oluyor? Mehmet Topal, Ozan, Diego mu oluyor üçlü? Diego bazen de Alper oynatırım. Diego'nun yerine. Evet oynatabilirim. Onlar o duruma göre. Yani şeyi, o zaman Volkan Şen'i ben Fenerbahçe takımına ben olsam hoca İlk muhakkak kazandırmaya uğraşırım. Volkan çünkü çok etkili bir oyuncu. Kazandırmaya bak ne diyorum. Daha çok süre veririm kendisine. Oyunu etkileyen, oyuna girdiği zaman ortalığı karıştıran. Kesinlikle. Ha, yani ben nasıl oynatırım biliyor musun? Nasıl? Ben nasıl oynatırım? Önde Robin Van Persie ile Fernando'yu birlikte oynatırım. Oynatabilirsin. Yani Fernando'yu Van Persie'nin arkasında oynatırsın bile. Burada İkisini beraber oynatırım. Bir takım varyasyonlar yapılabilir mi? Ortada bir gerçek var. Yani Fenerbahçe takımının daha fazla gol atması lazım. Daha da göze hoş gelen futbol oynaması lazım. Örneğin şu Gençler Birliği maçında yani peki. Bu futbol yakışmıyor Fenerbahçe'ye. Peki ben bir şey soracağım Haluk'a. Sistem oynar.
Peki ben Halil abi bir şey söyleyeceğim. Tanju abi, Fernandao, Van Persie ikisini oynattın. Evet, Diego'yu kesin. Birisi kötü. Kimi çıkıyor, kimi sokacaksın oyuna? Hücum elemanı olarak. Dönem Diego'yu sokarım, tek forvete düşerim. Bunu oynarım. Kazanman lazım gelen maçta ne yaparsın? Çıkartmam ikisini de. Birisi kötü oynuyorsa devam ederim. Alternatif dediğim nokta da bu işte. Abi benim. Alternatif dediğin noktayı elbette herhangi bir, forvetin yok. Ya. Forvetin yok. Benim alternatif söylemeye çalıştığım o. Bu adam... Abi Volkan Şen sonuçta, oynar abi. Kurban olayım. Bir dakika bak ben onu söyleyecektim. Volkan Şen nerede? Defansta mı oynuyor? Volkan Şen... Ya oynat ileride istediğin yerde arkada. Santrafor arkasında oynat. Evet. Çok gol atar ya. Çok çabuk kere atar. İnan bana. Çok hızlı bir dikine gider. Yetenekleri olan bir adam. Yetenekli bir adam, inan bana. Forvet oyuncusu ya, o santrafordan bahsediyor. Yani ben santrafor. Fenerbahçe'nin iki santraforu bu kadro yapısında yeterli değil diyor. İki tane santrafor bana göre yeterli. Van Persie ile Fernando. Ya birini de aldığı zaman hepten olay çıkacak kardeşim. Zaten Van Persie oynatmıyor. Nasıl olacak bu? Haklısın ama Ali diyor ki ben Fenerbahçe'yi 4-4-2 oynatırım diyor. Bak Fenerbahçe var ya 4-4-2 oynar, 4-2-3-1 oynar, 4-1-4-1 de oynar. Fenerbahçe'nin elindeki kadroyu... Yeter ki sen istediğin gibi oynatırsın. İyi kullan. Öyle bir yani kadro ki ya bu kadro peki, var ya. Peki adam abi. Eti yer bu kadro peki, var ya. Ben, tamam, mutlu haklısın. Olsun, huzurlu olsun. Her şeyden arınsın. Vallahi billahi. Gömer o rakipleri var ya, gömer. Arınmasını istiyorsan Portekizli ve Brezilyalı oyuncu almayacaksın. Bir tane Brezilyalı alırsan eyvallah. Bir tane Portekizli alsan tamam bir sıkıntı olmaz. Yok, ama sen bu kadar Portekizli, bu kadar Brezilyalı alırsan bu takımda bunlar bir araya gelirler ve bu çöküşü sağlarlar. Bir tane Alex geldi bak Alex'in hala bıraktığı izler yerinde duruyor ya. Bir tane Brezilyalı, Lugano'da Uruguaylı hani o Güney Amerikalı. Bitti işte. Lugano nerede? Bir bıraktı. İtalya'daydı ne oldu? Bıraktı hocam. Türkiye'de bıraktı. Olsa 3 senede oynardı. Ya o başka her yerde olsa oynardı. Peki Fenerbahçe'ye son noktayı kayalım. Pereira'nın açıklamaları şu anda Sayın Mahmut Uslu Fenerbahçe TV'de bir açıklama yapıyormuş. O da hakemle ilgili İnşallah, olabilir. Var çünkü mı? İnşallah genelde, hakemle ilgili yapmıyordur. Genelde çünkü çok fazla konuşan bir isim değil Sayın Uslu. Nasıl? Yani bir mesaj vereceği zaman konuşan bir isim. Yani hani maç sonunda çıkıp konuşmuyor. Yani hani her olay olduğunda iyi oynadık, kötü oynadık değil. Fenerbahçe icap ettiği yerde zaten konuşuyor. İcap ettiği yerde demeçler veriyor. Çok ilginç. Bence dün girecektim şurada çok kısa gireceğim. Fenerbahçe Galatasaray'la oynadı. Bir offside'den gol attı. Hatırlıyor musun? Evet. Ondan sonra gözlemci hakeme, yardımcı hakeme yüksek notlar verdi. Gözlemci de maça gitti, hakem de maça gitti. Ne Fenerbahçe'den ses var, ne Futbol Federasyonu'ndan. Niye konuşuyorsun hocam? Niye konuşuyorsun? Bak konuşmuyor. Şimdi ne gereği var? İki hafta evvelki Gaziantep-Fenerbahçe maçına. Berabere bitti ya. O maçta Fenerbahçe aleyhine hatalar yapıldı. Evet. Yapıldı. Hakem yine yüksek not aldı. Fenerbahçe çıktı tık diye şeyini verdi gözlemciyle ilgili, hakemle ilgili demecini verdi. Hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Evet. Açıklama şu, gözlemci notları çok öncelikli değildir. Biz izliyoruz, biz yanlış verdiği zaman gözlemci yaparız. Onu... Bunu kim söylüyor? Türkiye Futbol Federasyonu, MHK adına açıklama yapıyor. Biz gözlemciye söyleyip onu düzelttiriyoruz. Herkes, sayın yorumcular ve sayın yöneticiler diyor. Asıl hakem yorumcuları da önemli olan. Yani sayın Aziz Yıldırım diyor, siz üzülmeyin. Biz o gözlemciye ve o hakeme gerekeni vereceğiz diyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu çok önemli bir şey kardeşim. Niye çıkıp da ilk Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra Yunus Yıldırım, offside... Tam gol veren yardımcı hakeme 8.5 verdiği zaman niye çıkıp konuşmadınız? Niye konuşuyor? Fenerbahçe niye açıklama niye yapmadınız? Niye konuşuyorsun açıklama yapma? MHK. İşine böyle geliyor peki, hocam. MHK. Hocam niye sistem konuşmadın? Bu sistem. Niye sistem bu. Şimdi bak. Ama sayın, hocam sayın sistem Mahmut bu. Uslu akıllı. Bravo Fenerbahçe. Helal olsun. Bak Aziz Bey bir çıkıyor, bir açıklama, bir demeç kimyasını bozuyor. Federasyonun hocam, ve Merkez Hakem Kurulu. Şimdi hem açıklamalar arka arkaya geliyor. Nani şu anda konuşuyor. Bu akşam utandığımı söylemek istiyorum. Sahada bir hakem göremedim maalesef ve bunu her zaman yaşıyoruz demiş. Bence Fenerbahçe yönetimi düğmeye basmış. Mahmut Uslu'nun açıklamasını söylüyorum. Geçen hafta Galatasaray'ın antrenörü ince ince doğradılar dedi. Ceza durumuna gidilmedi. Ben buna benzer bir açıklama yaptım. 30 gün ceza aldım. Yüzden... Lütfen çifte standart yapmayın. Merkez Hakem Kurulu lütfen hakemleri daha iyi eğitin. Bunlar hata değil. Ya ben hocam Mete Kalkava'nın hangi pozisyonuyla ilgili söylüyorlar? Yani yok vallahi, öyle bir pozisyon. Şimdi... Hayuk, bence başladı diyorum. Fenerbahçe yönetimi algı operasyonuna başladı. Galatasaray nasıl Mustafa Denizli lime lime doğruyorların
Haklılar. Halk haklı oldukları tarafı var. PFDK'nın ona ceza vermesi lazım. Biz, hakem bizi lime lime doğruladı, doğradığının nasıl cezası kalıyor? Biz konuşurken göremediğimiz pozisyon falan mı oldu ya? Nani şöyle söylemiş. Bugün ayağımı kıracak fauller yapılıyor ama bir şey yapmıyor hakem. Ben burada gösteri için, göze hoş gelen oyun için varım demiş. Yani sertlikten yana şikayet etmiş. Şimdi ama Mahmut Uslu, iki tarafa da oynattı. Mahmut Uslu tribünler çakma Cüneyt diye bağırdılar. Ben demedim bak tribünler böyle diyor. Tribünlere atıyor, bana ceza vermeyin diyor. Ben tribünlerin söylediğini söylüyorum diyor. Anladın mı? O büyük da tribünlere iş. Oynuyor. Büyük komik. Büyük ben iş. De buradan derim ki sevgili yöneticiler, sevgili idareciler, futbolun ordinaryüsleri, futbolun bilimcileri, futbolun tarihçileri, futbolu yiyip bitirenler. Ya gelin beraber izleyelim ya. Ya ne yapmış bu Mete Kalkavan? Kurban olayım bir gelin tamam, beraber izleyelim. Haklı. Kimi kandırıyorsunuz haklı. Arkadaşlar? Oynadığınız bence futbola bir bakın. Haklı. Gol attınız da golü mü vermediler? Pozisyona girdiniz de offside mi çaldılar? İkili mücadele, yapmayın ya. İkili yapmayın mücadeleler. Ya. Lütfen ya. Mahmut Usta haklı, hakkını yeme. Geçen hafta Mustafa Denizli konuştu. O da konuşacak şimdi. Evet. O da konuşacak. Sırasını evet. Alacak. Yıldız algı savaşları. Yapıyorlar diyorum. Evet. Hocam algı yapıyorlar. Evet. Evet. Allah aşkına Fenerbahçe yönetimi düğmeye basmıştır. An itibariyle Fenerbahçe yönetimi Galatasaray'la rekabeti MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yapmaya başlamıştır. Kazandığı için konuşuyor. Kaybetmiş olsaydı konuşmayacaktı. Diyecek ki yarın öbür gün ben kazandığım maçtan sonra da yaptım bunu diyecek. Ben kazandığım maçtan sonra da MHK'yi eleştirdim. Ne yapmış? Diyecek. Hakemi suçluyor. Neydi? Neden? Niye? İkili ben onu merak ediyorum. İkili mücadelelerde çok sert davranmış. Şöyle haklı. Alves'e vermedi. Evet, Alves'e vermedi. Gerçekten vermedi. İki defa gösterdi. Ya sevgili Mahmut Uslu, senin Alves'in erkenden tatile gitmek için, yılbaşını kutlamak için, kardeşim yapmadığı iş kalmadı, atmadığı takla kalmadı, Gençler Birliği futbolculara arkadan foller mi vermedi, üzerine sıçramadı mı, adamı dövdü güreşmedi mi, ya, adamı dövdü iki puan aldı, ya arkaya geçmedi mi, yapma sevgili Mahmut Uslu, biz de burada spordan gelmişiz ya. Futbolun içinden gelmişiz. Biz de hakemi gözlemliyoruz. Bir yanlış olacak. Ben buradan konuşmaz mıyım? Babamın oğlu mu ya? Bak, Allah aşkına ne yaptın bu maçı ya? O kadar tehlikeli yere gidiyor ki açıklamaya bak. Fenerbahçeli olduğumuz için mi ceza alıyoruz demiş. Futbol Federasyonu çıkıp bunun cevabını vermeli Haluk. Gökhan. Futbol Federasyonu vermeli. Biz değil hocam. Şimdi Tanju. Kusura bakmayın. Çok ilginç bir yere daha götüreceğim sizi. TFF bize çifte standart uyguluyor demiş. Öyle mi? Doğru söylüyor çifte standart. Ben söyleyeyim. Gaziantep'teki maçta Hasan Ali kaldırım atıldı. Bizim takımımızda kimse Noel tatiline gitmeyecek demiş. Öyle gidemez mi? Tamam demiş. Doğru. Tanju Hasan Ali atıldı ya oyundan. Evet. Biliyorsun. İki maç ceza aldı. Tamam. Hakem dedi ki o uçan tekme gibi bir girişi var ya Hasan Ali'nin. Ondan dolayı ciddi faullü oyun olduğu zaman en az iki maç ceza veriliyor. En az sınırdan PFDK disiplin kurulu yani cezasını verdi. Fenerbahçe tahkime gitti. Bunun bozulması için. Bir maç ertelendi. Hakimin söylediği olay şu. İki maçlık ceza doğru. Ama 102. maddeye göre bir şeyi erteliyoruz. Ya cezayı. O maçı. Bir maçı. Tanju abi. Bak bir maç. Futbolu. Şunu bitireyim pardon. Bak çok önemli. Pardon. Bir maçını etkiliyoruz. Ya bakıyorum bu hafta Adana Demirsporlu bir oyuncu da iki maç ceza almış. Tahkime gitmişler. Yapmazlar. Tahkimde diyor ki hayır uygun bulunmadı. Hasan Ali'yi neye göre buluyorsunuz? Adana Demirsporlu Selami'yi neye göre bulmuyorsunuz? Yapmazlar. Evet, Mahmut Uslu haklı. Çifte standart uygulanıyor Türkiye'de. Haklı. Peki ben de buradan haklı. Soruyorum o üst kurula. Niye o Adana Demirsporlu'nun veya niye o Maltepe Sporlu'nun, niye o Gölcük Sporlu'nunkini yapmazsın da Fenerbahçe'ye gelince Allahu Ekber kabulümdür. Her şeye evet, her şeye evet dersin. Sevgili o kim onlar üst kurul ne o? Ne üst kurulu ismi neydi? Tahkim. Tahkim efendileri. Tahkimdekiler dinliyor musunuz bizi? Kulüplere gelince diğer kulüplere yok ama Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelince yapıştır. Bak hakem onu kolladı. Kart göstermedi. Konuşurken geliyor. Aslında Alves'e sormak lazım. Hakem nasıl? Kazanmak diye. Önemli. Belki bir iki gol daha atabilirdik. Kazanmak için çıktık. Kazandık. Bu dönemde önemli olan bu demiş. Kim demiş? Alves. Yani. Kendi verilmeyen sarı kart için bir şey demiş mi? Yok hocam, onunla ilgili bir şey diyemez, yok. Diyemez. Ya bak Fenerbahçe'de işler artık bu tarafa gitmeye başladı ama Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşarak yanlış yapıyor. Hedef Beşiktaş'la mı uğraşsın?
Hayır, Fenerbahçe şu anda Galatasaray'la uğraşmamalı. Başka bir hedef seçmeli kendisine. Hedef seçecekse de bu hedef Galatasaray olmamalı. Galatasaray üzerinden aslında tırnak içerisinde hedefi Galatasaray olan açıklamalar bunlar. Bunlarla hiçbir yere varamıyorsunuz. Gökhan. Yok, Türkiye'de varıyorsun. Gökhan'cığım sen yıllardır bu işi yapan deneyimli bir kardeşimsin. Eyvallah. Bu ülkede bu tür konuşmaların sadece o maç için olduğuna inanıyor musun? Şimdi Sayın Mahmut Uslu'nun Gençler Birliği maçı için mi konuştunuz? Asla abi? Değil. Gelecek Mahmut Uslu geleceğe yönelik konuşuyor. Önümüzdeki hafta bir yere varamazsın diyor. Varıyor. Varmaz olur mu? Varacak. Hayır, varmaması lazım ama varıyor. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Ben aynı şeydeyim seninle. Aynı fikirdeyim. Ben böyle bir futbol yöneticiliği, idareciliği istemiyorum abi. Ben bu şekilde konuşmalar istemiyorum ya. Hangi Avrupa kulübünden futbolcuyu bilmem ne şeyi teknik direktörü ya da başkanı ya da ikinci başkanını görüyorsunuz maçtan sonra? Lime lime doğuruyorlar. Neymiş efendim? Bizi lime lime doğradılar. Deme kardeşim. Deme. Deme. Yani bir dakika nerede doğradılar? Yani tribüne oynama. Gökhan nerede doğradılar? Ya, tamam, tut ki doğradılar. Deme. Deyince değişiyor mu abi? Yok. Daha değişmiyor. Ama algı yapıyor. Yapmayacaksın abi. Tribüne oynamayacaksın. Bu iş bu değil ya. Peki. Bizler de o zaman burada tribüne oynayalım. Bizler de burada diyelim ki yaşa Fenerbahçe. Öteki taraftan diyelim ki re 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 ra 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 Galatasaray Galatasaray cim bom bom. Yer siyah gök beyaz şampiyon Beşiktaş diyelim. E bu mu ya? Niye en sona Beşiktaş'ı bıraktın? Beşiktaş da oldu. Ya Allah Allah. En sona Beşiktaş'ı bıraktın ya. Beşiktaş da oldu. Vardır ya öyle şeyler vardır çünkü. Mesela onu da yazarlar mesela. Onu da oradan da şimdi atarsınız tweetler sosyal medyada. Yer siyah gök beyaz niye mesela yani? Ne olacak? Yer siyah gök beyaz şampiyon Beşiktaş mı anlamında söyledim. Yine sevgili seyirciler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Anlık skorda Fenerbahçe'yi kapatıyorum. Eğer ekleyeceğiniz başka bir şey. Ben Fener'in ne söylediğini merak ediyorum. Tamam onu arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kapat tekrar zaten açmana oraya. Gerek yok. Biz bugün uyuduk. Ben uyumayan bir kişi var. O da sayın idarecimiz. Neydi ismi? Mahmut Uslu. Uslu durmadı bu sefer. Gerekeni yaptığını düşünüyorum. Hiç şimdi gereksiz. Hakemle ilgili bu konuşmalar tamam zaman zaman sert oynattı söyledik. Alves'e de iki defa sarı kart gösterebilirdi. Kırmızı olabilirdi. Evet, çok normal, çok doğal. Uğur'a biraz müsamaha gösterdi ama önemli olan benim için şu hakem izlemede Tanju. Her iki tarafa da aynı şekilde eşitti. Değil mi hocam? İki tarafa en da sertliklerde. En önemlisi o değil mi? Evet. Yani eğer sen Fenerbahçe yaptık, Gençler Birliği yapmamışsa amen. Aynen. Hani gençler seni dövüp de senin oyuncun bir şey yapmadı o zaman konuşursun. Ama şimdi Nani'nin tarafa... söyledikleri de çok yanlış. Yani Nani diyor ki ben diyor şov için geldim diyor. Hayır sen burada kora kora futbol oynuyorsun. Mücadele etmeden sen nereye geliyorsun? Doğru. Sen her nereye geliyorsun? Sirk mi abi burası? Her hafta şov. Senin şovundan bize geldi yani gözlerimiz kapanıyor yani. Öyle bir şovlar yapıyorsun ki. 2-3 sene önceki Nani nerede? Şimdi Fenerbahçe'deki Nani nerede? Arkadaş sirk bir varlık burası, göster ya. Burası Nani, futbol ya. Oynamadan nereye kazanıyorsun? Sana ya. Güzel şeyler söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz. Mahmut dilimiz varmıyor. Konuşması da şey. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki hafta, daha sonraki ikinci yarı. Dikkat edin MHK diyor. Biz sessiz kalamayız diyor. Denizli çıktı piyasaya çünkü geçen hafta. Denizli çıktı konuşmaya çünkü başladı. Çünkü Denizli hocayla çalıştıkları abi. İçin. Nasıl gireceğini, nasıl davranacağını biliyor. Mahmut Uslu bizi lime lime ediyor hakemler deyince ceza alıyor. Mustafa Deniz açıklama yapınca ceza almıyorsu oradaki standartsızlığa vurgu yapıyor. Orada haklı değil haklı. Mi? Haklı. Son derece haklı. Haklı. Son derece vallahi haklı. Haklı. Billahi haklı. Biz onun için söylemiyoruz. O söylem için konuşmuyorum ben. O söyleminde çok haklı. Burada suçlu kim? Futbol Federasyonu kardeşim. Hayır bir de Tanju abi bu hafta bu maçta ne oldu? Bana yani bu maçta maçın ne oldu? Maçın hakemiyle ilgili söylemleri. Maç sonu açıklamasını bir izleyicilerimize aktaralım. Fenerbahçe son 2 aydır rakiplerine pozisyon vermiyor. Bugün 1-0 yendik ama 3-4 gol daha atabilirdik. Takım bilinçli bir oyun sergiliyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Böyle büyük bir kulüp daha fazla saygıyı hak ediyor diyor. Victor sahadaki Pereira. Hakemden bahsediyor galiba daha fazla yok, saygıyı yok, hak ediyor. Kimden saygı ya görecek ki başka? Memnun ne saygısı abi? Yok, yok. Ha, maça çıkıyorsun ya. Saygı göstermeyen değil. Kim? Ne saygısı? O Fener nerede çalıştığının farkında değil. Hayır saygı göstermeyen hocam, ama kim ama saygı ne saygısı? Hayır, eleştiriyoruz sağda ya. Oyna kazan eleştiriyoruz ya onu abi, söylüyor. Eleştirmeyin diyor. Sen var ya Vitor Pereira. Vitor... Futbolumuzu, skorumuzu bak, eleştirmeyin diyor. Kardeşim bak olabilir doğru söylüyor hocam. Aynen onu söylüyor. Evet. Eleştiriyor herkes. Fenerbahçe'nin kötü oynadığını sorular soruyorlar. O istiyor ki galip geldi tamam her şey 4-4'lük güllük gülistanlık değil kardeşim. Peki Tanrı abi Pereira'nın açıklamalarını da istemişti. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum.
Hemen Galatasaray maçının sonuna gidelim. Mustafa Denizli bugün 3-2 kazandı Galatasaray. Akhisar Belediye'yi 3-2 ile geçti ligin flaş ekiplerinden. Son derece güzel, keyifli bir 90 dakikaydı. İlk 45 dakikada Galatasaray çok daha üstündü ama ikinci 45 dakikada Akhisar Belediye oyunu dengeledi. Galatasaray 3-2 ile 3 puanın sahibi oldu. Maç sonuna gidiyoruz Mustafa Denizli'nin açıklamalarına. İlerleyen her gün, her saat, her dakika bizim lehimize bir zaman dilimi oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Bu zaman dilimlerini de lehimize çevireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalar birçok şey değişecek. Sağ içi, sağ dışı değişmeye daha doğrusu devam edecek. Teknik adamlık felsefem başladığımdan beri yediğimizden fazla gol atma üzerine kurulu. Yani yediğimiz goller ne olursa olsun tabii ki bizim için düşünmesi gereken konular ama eğer daha fazlasını yapabiliyorsak, atabiliyorsak bunları telafi etme şansımız var. Bazı düşüncelerimi iletiyorum. Neticede ben planlarımın uygulanması için benden daha üst makamlara bu düşüncelerimi sunarım. Yapabildiklerimizi ki fevkalade olumlu yaklaşan bir yönetimimiz var bu konuları. Yani bu süreci en sağlıklı değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Takımımızın bütün koşullarını tek tek önümüze koyarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz ve burada hata yapmamak durumundayız. Onun için yani sağlıklı bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Bunun sonuçlarını da zannediyorum 2-3 hafta sonra mutlaka alacağız. Bu takıma inandığım için, bu futbolculara inandığım için burada başladım ve devam ediyorum, devam edeceğiz. Bu yolda giderken inenler, binenler olacaktır. Bu futbolun doğasında var, takımların doğasında var. Bunlar da yaşanacaktır. Sayın Denizli'nin açıklamaları böyle Tanju abi. Şimdi bugün Galatasaray'a geldiği günden itibaren, bu yanılmıyorsam 5. maçı. Evet. Ben ilk kez Mustafa Denizli'nin dokunuşlarını görür gibi oldum. Özellikle ilk 45 dakikada. Galatasaray önde pres yapan, basan, rakibi çıkartmamaya yönelik oynayan, özellikle anlık preslerle, şok preslerle etkili olmaya çalışan bir Galatasaray vardı ilk 45 dakikada. Yüksek bir eforla oynadılar. Yani bu eforu 90 dakikaya yaymaları beklenemez bir durum tabii ki ama ilk 45 dakikadaki oyun beni son derece tatmin etti. Tanju, tipik bir bizim ülkemizin Denizli taraftarı basını gibi konuştu. Mustafa Denizli'nin takım galip ya, biraz iyi oynadı ya. Dokunuşlarını falan görüyor. Kötü oynarken Hamza'nın dokunuşları. Ben şöyle demedim bugüne kadar. Hamza'nın beni dokunuşları. Beni karıştırma hocam. İyi oynadığın zaman ben iyi oynadığın zaman burada Mustafa Denizli'nin dokunuşları. Peki o zaman ben hocam işi ne bu takımın? Bu takımın işi ne ya? İyi oynamak evet. Ya. Ya milyonları biz mi alıyoruz, siz mi alıyorsunuz? Anlamadım. Dokunuşları kardeşim. Bu yetenekler bunlar değil mi ya? Ya 3 milyon, 5 milyon, 8 milyon euro alan bunlar değil mi arkadaş? Ne anlatıyorsun ya? Neyin dokunuşu ya? Futbolcu sahada koşacak. Görevini yapacak. Mücadelesini edecek. Mustafa Denizli dokundu. Mustafa dokundu mu oğlum? Yok ya. İnanmıyorum. Ha ne oldu? Şunu desen kabul ediyorum. Burak ve Selçuk'un olmayışı takımın havasının nüvesini değiştirdi mi dersen seninle hemfikirim. İlk 45 dakikada ben oynanan oyundan demiyorum. Abi ama olmak zorunda şimdi ya siz, Galatasaray bu kadar da siz başka türlü kakakuku demeyelim yani. Siz başka türlü yaklaştınız olaya ama ben ilk 45 dakikada Galatasaray'ın önde basmasını şok preslerle sağlam tempoyla nerede, yüksek Allah tempoyla. Allah aşkına nerede bastı? Kime bastı? Çok bunu yüksek tempoyla oynadı abi ilk 45 dakikada. Allah aşkına beğenmedin tamam bunu, mi ilk 45 dakikayı? İlk 45 dakikayı beğendim. Pozisyon bulmakta güçlük çeken bir Akhisar vardı kabul ediyorum. Tamam. Ama bu Galatasaray'ın oynaması gereken oyun değil mi bu? Evet. Bugüne kadar niye oynamadı abi? Mustafa Denizli gelince mi oynadı? O zaman yazıklar olsun bu futbolculara. Hamza Hoca ile zaman zaman oynadı. Koşmayan futbolculara yazıklar olsun o zaman. Bu Hamza Hoca ile zaman zaman oynadı. O zaman bu futbolcular Hamza Hoca'ya mikropluk yapmışlardı. Ben öyle düşünmüyorum. Hamza Hoca'yı satmışlardır o zaman. Mesela senin bugün, söylemene göre. Bugün Bilal orta sahada bence çok iyi bir performans sergiledi. Olcan sol bekte Olcan'a dersen kabul ediyorum. Bilal'i kabul etmiyor. Snyder, Hakan. Podolski yani zaman bugün, zaman. Bugün, Umut Buruk, Bulut. Ya arkadaşlar Podolski, şimdi. Podolski benim beğendiğim oyuncular bunlar. En çok ben sevindim biliyor musun? Daha önce Umut'u gol atmasına biliyor musun? Arkadaş tabii ya. Umut'u methetti diye. Ama bir şey söyleyeceğim. Hamza Hoca'yı yolladılar biliyorsun.
Bir şey daha söyleyeceğim. Umut'un attığı gol de çok zeka dolu. Evet, evet. Takipçiliği verdiği bir gol. Alt yazımızda Umut Çodolski 2 yazıyor ama Galatasaray'ın son golünü Yasin attı. Yani oradaki KC'yi de arkadaşlarımızdan rica edelim, düzeltelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Galatasaray oyunun ilk Pardon hocam. Hayır, lütfen ya, lütfen. Şimdi Galatasaray oyunun ilk 10 dakikasına baktığında Olcan'la Yasin'in olduğu sol kanadı çok iyi kullandı ama aynı verimi sağ kanatta kullanamadı. Neden? Akhisar'ın bugün sol Galatasaray'ın beki, en kötüsü Tarık Çamdal'dı. Onun sebebi de var ama Tarık'ın bireysel Semih'e anlamdaki... Semih'e ne diyorsun abi? Semih süper miydi? En kötüsünü dedim ben. Bir üstü o zaman, hep bir üstü. Rakipte Güray çok çıktı o bölgede. O yüzden çok da fazla bir şey yapamadı Tarık. Güray'a ben çok ikinci yarı performansına hayran oldum. Evet. Yani. Müthiş oynadı. Şimdi Güray. 20. dakikada Rodo Ega ile arka direkte bir topla buluşmuştu ya. Şimdi Akhisar'ın ilk yarıdaki ilk net gol pozisyonu bunu diyebiliriz ama... çok da iyi vuramadı orada. Vursaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Akhisar öne geçiyor olsaydı, öne geçen taraf Akhisar olsaydı çok farklı şeyler konuşabilirdik. 26. dakikada zor gollerin adamı Umut çıktı sahneye ve attı aynısını. Hakikaten zor da goldü. Çok kolay bir gol değil ha. Açık oraya Podolski'ye asist yazıldı biliyorsun. Ciddi misin? Asist mi yazıldı? Kim ya, yazdı? Abartma canım. Asist yazıldı. Ya vuramadı Podolski. Ona asist yazılmaz. Yayıncı kuruluşta maçı anlatan arkadaşlar Podolski'nin asisti dedi. Olsun. Onlar tamam, futbolu onu... bu kadar iyi biliyorlar. Ama öyle asist yazılacaksa ne yazılır biliyor musun? Şeycun'un verdiği pas var. Bir öncesi o. Esas zaten asisti o da. İşte o latife yapıyor biraz arkadaş. Eleştirmek için yine eleştirmek latife için kinaye yapıyor. Yine hayır, Podolski'ye asist. Gökhan Bey. İstatistiklerde tamam. Podolski'ye asist yazıldı ya. Tamam, yanlış yazın. Yani futbol adına asist değil ama golden önceki pas gibi bir şeyi veren de Podolski olduğu için normal. İstatistiklerde golden sezon sonunda Podolski'nin bu yani Umut'un attığı golün asisti Podolski'ye yazılacak. Yani. Aynen öyle. Peki golden sonra Galatasaray'ın hayırlı olsun. Evet. 1-0 Galatasaray 1-0 öne geçtikten sonra bu arada Umut'un hafta içerisinde Akhisar'a yine zor gol attığını hatırlayın. Stoperi kovaladı ayağını araya soktu da attı. Yani dolayısıyla zor goller atıyordu. Bu golden sonra Galatasaray oyunu ciddi anlamda senin beğendiğin dakikalar o dakikalara denk geliyor. Galatasaray oyunu yıktı. Topu ayağında tuttu, baskı yaptı, pres yaptı. Bütün takım savunma yaptı. Takım halinde savunma yaptılar. Dolayısıyla Akhisar ancak her zamanki gibi kontratak futboluyla pozisyon bulmaya çalıştı. 38'de ikinci gol geldi. Orada da bile, şimdi Umut'u hocam dedi ya çok sevindi. Ben de gerçekten çok sevindim. Birinci gol Umut'un, ikinci golde de Umut'un payı var. Evet. Ya Umut orada bir kaleciye bir müdahale ediyor, kaleciye yeltendi. Çarpıyor, kaleciden dönüyor top. Boş kaleye vuruyor Podolski. Dolayısıyla iki golde de inanılmaz etkisi var, inanılmaz payı var Umut'un. Ve ben şunu söyleyeyim, bu Umut, şu bugünkü maçtaki Umut, sağlam Burak'a bile sağlamken kesebilecek bir performans sergiledi. Hamza Hoca bu yüzden gitti yalnız. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim öyle bir riskim yok ya, ben o yüzden rahat konuşuyorum. İşte bu yüreği, şimdi, yüreği olan tabii. Masaya yumruğa vuracak bir teknik adama ihtiyaç tabii. Var hocam. Bunu herkes yapamaz. Her baba yapamaz. Mustafa Denizli bunu. İşte. Biz göreceğiz Mustafa Denizli hocam. Diyor ya. Neyimize çevireceğiz? Zaman var diyor. 3-4 hafta sonra çok daha farklı olacağız. Bekleyelim şu devre arasından sonra. Şimdi Galatasaray neler yapacak? Dokunuş, ben merakla bekliyorum. Dokunuş dedi ya. Şimdi 47'de gol geldi. Akhisar'ın golü geldi. Galatasaray'da inanılmaz bir panik başladı. Eğer o panik var ya 5 dakika ya da 5-6 dakika daha uzun sürseydi Galatasaray işine bambaşka bir şey konuşuyor olurduk şimdi Galatasaray adına. Ben yine de ilk 45 dakikada çok iyi futbolu konuşurdum. Konuşurdun ama bir şey varsa bir tek o var zaten. Ama 47'de gelen zaten yani. İkinci yarıda o tempoyu devam ettirme şansı yoktu zaten. O tempoyu devam ettiremez biliyorsun. Yaşıyorsun. Yani görüyorsun. 15 haftadır takip ediyorsun Tanju, bu takımı. Yapması gereken çok yani. En önemli dokunuş ne biliyor musun Mustafa Hoca'nın? Semih çok kötü. Bak çok kötü. Ya iki hafta evvel gazetelerde yazıyor ki süper diyor. Yani Cemil'de değişim diyor. Yediği goldeki, ilk goldeki halini görüyorsun. Hocam orada bir faul yok, var mı? Faul mol yok. Acilen. Hayır şunun için soruyorum. İnsanların kafası yok, soru işareti kalmasın. Faul falan yok. Acilen Şeycu'yu oraya alması lazım. Stopper'e Hakan'la ikisini oynatıp orta alana da bak senin söylediğin gibi Bilal daha da iyi olur. Şans buldukça Selçuk mecbur zaten oynatma. Geldiği niye? Zaman dönecek. Mecbur. Ona mecbur. Görürsün. Öyle mi hocam? Bu Galatasaray'ın bugünkü futbolu adına şunu söyleyebiliriz bence. Bazen bir galibiyet vardır ki sizi sezona bağlar. Bazen bir galibiyet vardır ki umudunuzu tekrar gün yüzüne çıkartır. Bence bugünkü galibiyet ilk 45 dakika, ikinci 45 dakika yok işte siyahla beyaz kadar farklıydı diyebiliriz. Evet Galatasaray hiç bu kadar iştahla oynamamıştı ilk 45 dakikada ki iştahını bütün bu sezon boyunca hiç göstermemişti. Evet ama ikinci 45'teki kötü futboluna da evet ama ne olursa olsun Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum ben.
Bir galibiyet bazen sizi lige bağlar. Bugünkü mağlubiyet havlu atardı. Bugün i̇şte. Akhisar Galatasaray'ı yenseydi Galatasaray bugün havlu atardı. Veya berabere kalsaydı. Havlu atardı. Bu kadar basit. İşte dolayısıyla diyorum ki bir galibiyet akışma çoğu her şeye alınacak bağlı. Skorlardaki beraberlikler, mağlubiyetler de ön tarafta zandığı sürece. Yine Galatasaray'ı çok uzağında tutacaktır şampiyonlar. Şimdi bir zaten de, çok uzak kaldı her ama. Her maç bir, zor bir maç. Yani şimdi, yine havlu atmadı. Şimdi Galatasaray taraftarında tabii. Şöyle bir umut var. Yani lige ikinci bağlı. yarı bir iki transfer yapılacak. Evet. Yani o transferlerle Galatasaray daha iyi oynayabilir, daha kolay puanlar kazanabilir. Ya. Bir şarkı vardır ya hani benim hala umudum var. Ha, kimin bilmiyorum. Mazhar Fuat Özkan tamamını galiba. Tamamını söylesene. Söyler misin şimdi, hocam? Tabii ki hayır da. Tamamını söyler misin? Şimdi Galatasaray söylemesin hocam. O, ben o girizgahtan anladım. Galatasaray taraftarı. İle diyor ki mikrofon yollayayım mı diyor. Galatasaray taraftarı. Yok işte, şarkını tamamını diyor. Buraya mikrofonu yollasa bile ifade etmez bir şey. Bir şey soracağım. Bülent Ertuğ'un mikrofonunu yolla İl Bey. Tamamını biliyor musun şarkının? Ya Mavra'nın kralı ya. Tamamını biliyor musun? Biliyorsan aramızda para toplayacağız. Söyleme. Ama söyleme. Benim hala umudum var diye bir şarkı var. Seni ve o şarkıyı da Galatasaray taraftarları şu an itibariyle söylüyorlar ya. Nereden buldun? Dolayısıyla... Şarkı? Yediler çocuğu abi normal. Ne oldu bir şey mi? Yok hocam. Yani. Biz İbrahim Tatlısesçiyiz. O Mazhar Fuat Özkancı abi. Evet abi adam. Mazhar Fuat mıydı? Ya. Evet Mazhar Fuat'tı. Onun için şapkayla geliyor gelirken. Evet bugün muhtar şapkasıyla geldi. Ne şapkası? Galatasaray taraftarı. Hocam sen onu bunu bırak da. Sen kreasyonu dün sallıyordun. Evet. Şimdi nasıl? Çok güzel. Teşekkür ederim. Ama oraya Özlem Hanım'ın elinin değdiği bir gerçek. Dün ben tek başıma. İnkar mı ediyorsun? İnkar mı ediyorsun? Evet diyemedin ya Gökhan. Evet diyemedin. Özlem duyuyorsun değil mi? Senin elinin değdiğini ben söyledim halde senin eşin bunu söyleyemiyor. Garipsedim. Fırsat bırakmadık. Garipsedim Metiner çocuğu ama normal. Fırsat bırakmadın yani. Sen bu arada Samsun'a gelecektin daha. Bu arada şu Mustafa Denizli dokunuşu diyordun ya. Ben bir son artık şu Mavra'nın arasında bir cümle bitireyim sonra çekileyim kenara. Çünkü zaten hani etilere de girecek. Sakatlanırız Allah korusun. Onu söylediğinden hiçbir şey olmaz abi. Denizli'nin dokunuşu ancak ve ancak 45 dakika. O da yalancı dolmayı çok seviyorum ben. O da yalancı dolma gibiydi. İlk 45 dakikadaki futbolda. Sen ne demek istiyorsun? Özlem'in yaptığı dolmaları yalancı dolma mı diyorsun? Bak Tanju. Ben onu anlayamadım dolma. Dolmayı bırakın abi şimdi. Nasıl gidiyor? Son kaç ya. Son kaç ya. Son biraz kaç daha ya. Şey var. Selamlar var. Bugün Deniz Ateş Bitneli. Ben çok beğendim maçı seyrederken. Bir alkışlar mısın? Ayağa kalkıp böyle. Ya o kadar abartmayalım ama alkışlarım. Ben müthişti. Bu kadar maça hazırlanmış. Tempo. Maçın içinde olan, katkı birebir veren, yanında olan, maça katkı verdi, veren, katkı verdi. Koşan, pozisyonları çok iyi değerlendiren, süzen. Ben o kadar çalabilirdim. Vallahi ben bugün bak yemin ediyorum sana. Ben ilk defa evde seyrettim. İlk defa böyle hocamın dediklerini hep bugüne kadar böyle düşünüyordum, şeydim. Dedim ki bu hakemi seçeceğim özellikle. O kadar keyif aldım ki bugünkü maçta. Oynadığı için. Normalde hocam Türkiye'deki maçları seyrederken yani böyle ister istemez kopuyorsun maçta. Bu var ya. Bak, yani telefonla elimi alıyorum, bir şey yapıyorum. İngilizcesini yeterli düzeye getirsin. Avrupa'da da önemli işler yapar bak. Avrupa'da mı? Dünyada bak, hocam. Önemli bak, işler yapar. Yemin ediyorum ben bugünkü o futbolcuların yere düşmeleri, evet. Oyuna devam demesi, oyunu çok yakından gözümü alamadım hocam bugün maçta, gözümü. O kadar güzel maç oldu ki. Yani Galatasaray 2-0 öne geçti. Akhisar 2-1 yakaladı. Galatasaray 3-1 yakaladı. Akhisar 3-2 yakaladı. Maçın son dakikaları. Oradan Galatasaray kontraya çıkıyor. Var mı itiraz eden? Oynamaktan fırsat bulamadılar. Oynamaktan. Çok. Abi oynatan da var ama. Oynamaktan. Evet evet. Ama oynatan bir hakem var ama. Alacak fırsat bulamadılar. Hakem bekçi düdüğü gibi değildi yani. Evet. Gece bekçisi gibi. Dırt, top dırt, diyor orada bir vurdu çünkü. Evet. Akhisar da oynamak korkak isteyen korkak hakem yanında. Çok düdük çalar. Ben çok doğru söylüyorum. Korkak hakem çok. Hocam ben de hep onu söylüyorum. Biz de hep böyle düt çalıyor ya, kesiyor. Düt böyle düt. Sürekli düt elinle böyle düdük. Niye biliyor musun hocam? Niye o tempo yükselmesin? Hakemimiz koşmasın, yorulmasın. Ama ay buradan başına iş çıkar. Top ceza alanının içine girer. Penaltı pozisyonu olur, faul, kart. Bence Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu hocam. Yani MHK'nin buna el atması lazım bence. Buradan diyorum ki MHK'ye bu çocuk yarının Cüneyt Çakır'ın üzerine çıkabilir yabancı dili olursa. Gözlemlerimi söylüyorum. Yabancı dil dediğin şey yapılabilecek bir şey hocam. Bir daha 6 ay bir sene kursa. Ben onu söylüyorum. Yalnız bak Haluk o öyle bir şey değil deme. Bak bazı arkadaşlar vardır bizim dönemimizde. Beraber hakemlik yaptım. Ya ismini söyleyeyim severim Metin Tokat. Benim arkadaşım çok iyi koşan, muhteşem koşar. Bunu şeye İngiltere'ye yolladı. Hayır bir dakika anlatayım. Öğrenmesi için. Öğrenmesi için ama... İlerleme sağlıyor mu ya? Yani yabancı dil şeyi öğrenmeyip başkadır. Öğrenmeyip mi geldi hocam? Evet. Yetenek başka bir şey. Hocam ben sana... Yeteneği önemli bir şey.
Metin Ama Tokat hocam, arkadaşınız yani mı hocam? Yani 6 ay bir yerde. Metin Tokat arkadaşınız değil mi? Yani bütün hakemler tamam. beraber tamam. aynı arkada, dönem. Temel konuşmayı halledersin hocam. Bak yalnız bak şurada Cüneyt hani, de arkadaşın da. Hani, bak senin büyüğün konuşurken büyüklerine karşı. Büyükmüş, büyükmüş. Biliyorsun değil mi? Büyükmüş. Cüneyt, bu Cüneyt Çakır bunun vardı ya burada. Abisi küçükken bunu almış, dolaştırmış, elinden gezdirmiş. Bana öyle dedi. Bana dedi. Geçen aleyhimde konuşuyor benim. Çok üzüldüm hocam dedi. Gökhan'a söylersin dedi. Cüneyt hocamı söyledi. Evet. Beni elinden tutmuş. Gökhan'cığım buyur seni dinliyorum. Metin Tokat arkadaşıymış. Bizim şu maketler var ya burada sağlık programında kullanılan. Orada bir göz maketi var. O maketi de ben hocama vereyim de hocam Metin Tokat'a götürsün diyecektim. Yani. Ama çok geç oldu artık. Yani Gökhan'ın içinden yine Beşiktaş çıktı şu evet, anda. Evet Beşiktaş böyle kusuyor. Beşiktaş çıktı. Gökhan banda. Ben şu an banda üşüyorum. Banda üşüyorum. Banda kalmış ya bu Gökhan. Peki Galatasaray'a da son noktayı koyalım. Yarın haftaya lider giren. Bir cümle şansımız varsa. Ben Beşiktaş'a çıktım. Var daha 7 dakika var. 7 dakika var. Tamam peki ben bir de Mustafa Hoca'nın şu maç sonrasında söylediği hani saati insanların zekasıyla ben sürekli söylüyorum ya insanların zekasıyla dalga geçmek hiç yakışıklı olmuyor. Hiç güzel değil. Diyor ki ben bu futbolculara inandığım için buraya geldim ve teklifi kabul ettim diyor. Peki hocam ya göreve geldiğinden bu yana sürekli futbolculara ateşe atmadın mı? Galatasaray yaşlı böyle oynamalı, mi? Oynamamalı. Galatasaray bu değil. Benim takımım böyle oynamamalı, böyle kolay gol yememeli diyen ben miydim hocam? Allah aşkına insanların zekasıyla niye dalga geçiyorsunuz ya? Bir gün öyle bir gün böyle ya, değil mi hocam? İnanılır gibi değil bir ya. Bir gün namına bir gün sanına. Devam vur Mustafa Denizli vur. Kafana göre. Biz kazanınca ben futbolculara... Abi bak. Türk halkı balık hafızalıdır. Ama çok orada, çabuk unutur. Ama ben bugün Mustafa Denizli'yi Galatasaray'a oynattığı futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kutlarız. Biz devamını görelim abi. Ona bakacağız. Ben istikrara bakıyorum. Şöyle desene ben tebrik ediyorum sana dakika. Mustafa Baba diye. Fatih hocam duyarsak sana çok kırılır. Bence de bak siler seni. Beşiktaş'a dönebilir miyiz? Yarın Beşiktaş'ın Osmanlı Spor maçı var. Zor maç. Kolay maç değil. Söyleyeyim. Yani çok çok zor maç. Osmanlı Spor Ankara'da iyi oynuyor. İyi şeyler yapıyor. Kendi Osmanlı sahasında, Spor iyi takım. Yani iyi bir takımı da var. Osmanlı iyi hocası var. Da var. İyi hocası var. İyi bir hocası var. Teknik kadrosu var. Bakacağız yarın işleri zor Beşiktaş'ın ama. Bu arada Beşiktaş Ankara'ya gitti bugün. Şampiyon gibi karşılanmış. Sana Rıdvan helal olsun be. Bugün bak, şov bak, yapıyorsun bak, altyazılar. Bak, kadrajlar, resimler, videolar. Helal olsun sana be. DSF miydi bunlar ne? DSF doğal ses. Helal olsun hoşuma gitti abi. Yoktu doğal ses kadar. Fonda. Tabii vallahi abi. Yoktu. Canımsın ya. Ne oldu niye güldün? İçimden geldi söyledim ne var ki burada? İlbey diyor ki yayını ben yönetiyorum artık. Hayır ya, yayın ama bir şey söyleyeceğim ya. İlbey çok kıskansın ya. Hayır hayır. Çok kıskansın İlbey ya. Çok kısaca anlattım ya. İlbey sen konuşmaya başladıktan sonra bana çok şey söyledi. Ama ben sadece kısaca özetledim çok yani. Çok güzel ya. İlbey ya gerçekten üstüme oynama lütfen rica ediyorum. İlbey seni seviyoruz number one'sın sen. Sen bir tanesin senden başka yok. Gökhan sen de Beşiktaş'la ilgili bir şeyler söyle. Muhittin Hocam da selam söylesin. Ben Beşiktaş'la ilgili Ankara'da, Ankara Beşiktaş için hiçbir zaman deplasman değil. Dolayısıyla Ankara'daki Beşiktaş taraftarları tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi yine tribündeki yerlerini tamamıyla alacaklarını düşünüyorum. Büyük bir özlem vardı Ankara'da Beşiktaş'a. O özlemi giderecekler. Ama karşılama çok iyi. Moral motivasyon bak, açısından. Bak şu an kadroda Miguel var sol tarafta bak. O adamla ben kondisyoner dedin ya sen iyi kondisyoner. Beşiktaş'ın en büyük transferidir Miguel. Bak iddia ediyorum. Önder Özen mi getirdi? Hayır. Şenol Güneş getirdi. Hatta neyse detayları veririm Şenol ben de. Güneş yeni bu sene mi getirdi? Daha önce kendi ne oynuyor bu arada? Bursa'da da beraber çalıştı. Hangi mevkide oynuyor? Efendim? Bek ne oynuyor? Hangi mevkide? En büyük transferdi. Kondisyoner dedik. Ha, pardon ben de duymadım. Yazıklar olsun. Yani Miguel deyince ben de hangisi? Ben de duymadım. Ya bunlar var ya böyle işin şeyine gittik. Evet peki. Benim arkadaşım Atilla Özdemir bizi izliyormuş. İzmit'te bir program çekimindeler. Ana kucağı var ya hani geçen hafta selam söylemiş. O Atilla'nın doğum günü. Atilla Özdemir doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim. Atilla Özdemir'in doğum günü ben de kutluyorum. Ben de kutlayayım ne yapayım? Hocam sana bugün selam için söz vermiyorum müsaade edersen. Tanju abi çünkü önüne ben çok çabuk dünde yoktu. Dünde yoktu çok çabuk söyleyeceğim. Krala bırakıyorum hemen. Devam et hocam rahat ol. Daha 3 dakikamız var. Fatih Vatan Spor Kulübü'nün. Ben dakikaya bakıyorum 3 dakikamız var hocam rahat ol. Fatih Vatan Spor Kulübü'nün bayan futbolcuları bizi seyrediyormuş. Onları tebrik edip kutluyoruz. Başarıları neymiş hocam? Metin Erdiğer senin bardağı çok beğenmiş. Selam yolluyor. 10 numaralı tanışalım. Bu bardak her yerde var. Bulursun. Bulduğun yerde görürsün. Benim eski futbolcu arkadaşım Vahap Diken Yalova'dan seyrediyormuş. Bize ve Davut Başarılar'a selam yolluyor. Hasan Limanoğlu selam yolluyor.
Fındıkzade'de büfeci arkadaşımız var. Süleyman ve arkadaşları bizi seyrediyor. Kısa. Davut Başalıları da öpüyoruz buradan. Tanju seni seviyorum. İlbey'in de sana selam var. Ya İlbey daha tam 52'de çıkacaksın dedin. Şu anda 49'dayız. Niye stres yok sana ki? Değil. Muhittin Hoca'ya selam. Halk o. Ama halk. Halk bizi istiyor. Halk, hayır halk. Büfe. Bir dakika. Babam akşamlar büfeden dalıyordun içeriye. Abi bak büfenin ismi yok. Tamam büfe deyince benden de selam. Ya sevgili Ufuk büfenin Baloğlu. Büfenin ismini söylemedim. Ankara'daki otelinde kaldım çok güzeldi. Teşekkür ediyorum hayırlı olsun. Ben bu hafta Ankara'daydım biliyorsunuz. Sinir ediyor kendimi keseceğim. Ya bak kesme ne kesiyorsun ya? Adını mı verdik İlbey ya? Çekmeköy'den Arda, Ünver, Silbel Hanım, Ülver bizi seyrediyorlar. Bir selamlar. Gemlik'ten Sait Helvacı 150 kişiyle bizi izliyormuş. 150 mi? Vallahi billahi. Selam Sait abi. Şeyden Çorlu'dan Erdinç Oruç'la Burhan Bey bizi seyrediyorlar. Ondan sonra kim var? Ha Yücel Çolak. Kızları Belin, Berel, Beren Çolak, Aliço. Yeğenlerin senin. Yeğenlerim bizi seyrediyorlarmış. Berati. Resimleri de var. Aliço, Ramazan, Necmi, Yücel, Berati ve İsmail Hocam bizi seyrediyormuş. Berati öpüyorum. Büyük usta yalnız. Berati yarın akşam ver bunun şeyini. Son olarak da kim var? Ben bu hafta Ankara'daydım. Ankara önemli. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal. Size bir yabancı geliyor mu İsmail Kartal? Aynı ismi baba. İsmail Hocam sevgiler sunuyorum. Harikasın, güzel şeyler yapıyorsun. Karayolları seninle farklılaştı. Seni seviyorum, öpüyorum. Anne sizleri seviyorum. Mustafa Çolak, Tanju Çolak. Şey Fahriye Çolak hepsi güzel. Hızlandırıyorsunuz beni bu hale getirdiniz. Herkes ben bundan sonra selam da söylemiyorum abi. Gençlik Spor'dan Şube Müdürü Adnan Kuzu ve Bülent Süer ayrıca seyrediyormuş. Onlara da selam. Adnan Kuzu evet. Ben de Beşiktaşlı Samet selamlar. Kardeşim babası mesaj atmış bize Twitter'dan. Samet kardeşimize el sallıyorum Beşiktaş formalarıyla, Beşiktaş bayraklarıyla fotoğraflarını çekiyorum. Öpüyoruz seni. Samet öpüyoruz. Seni öpüyoruz. Seviyoruz Samet. Seni kardeşim. Seviyoruz seni birader. Yarın inşallah yüzünü öğrencilerimden Emre de bizi seyrediyormuş. Emre'ye de selam. Ben bu hafta Ankara'da bir panel yaptım bir okulda. Okulun adını vermeyeceğim ama verme. 10 numaraydı. 5 ve 7. sınıf arası yıktım orayı. Öyle mi? İnanamazsın böyle bir şey yok ya. Geleceksin seyredeceksin Tanju Çolak Parkı'nı. Hocam okula selam. Gollere büyüksün devam. Büyüksün var ya kral büyüksün. Tuna seni seviyorum. İşi öğrendim var ya. Tuna aslan. İsim verdirmiyorlar burada. Ne hikmetse ya. Tanju bu ne ya? Bu akşam yayını sen kapatır mısın? Çok formdasın. Kapatıyoruz. Yok, hiç formda değilim. Ne olursun sen de. Ya bu akşam Allah. Da. Ya arkamızda ne var ya? Sonuna geldi. Bu arkadaşlar hep böyle lay lay lomdalar. Ben ciddiyetimi koruyorum. Samsun'dan geldim. Sizleri mutlu ettiysem ne mutlu bana. Hepinizi seviyorum. Haftaya cumartesi akşamı daha tekrar var. Buradayız. Bizleri izlemeye devam edin. 30 saniye daha. 30 saniye daha uzatman 30 lazım. 30 saniye uzatman lazım. Beni uzatayım ya. Uzat. Ya ana kumandada sıkıntı var uzat. Öyle mi? Ana kumandada sıkıntı uzat, varsa uzat. Bize doğru gelsin yakışıklılığımı görsün. Kim var? İzmir'e geleceğim bu hafta. Haftaya çarşamba günü Ankara'dayım. Programımı sayayım ne yapayım ya. Fırsat fırsattır. İyi akşamlar sevgili seyirciler.